Ben Murat Göçe, BT Haber Şirketler Grubu Başkanı, BT Haber Bilişim Zirvesi MTS. Diğer bir deyişle de bu şirketlerin çalışanların abisiyim. Evet, güncel bir konu var, önemli bir konu var bugün. Onun için beni de moderatör seçtiler. Teşekkür ederim ben de. Etkinliğin moderatörü. Ama panel için ayrı bir moderatörümüz de var. Şimdi bugünkü konu, evet dediğim gibi modası geçmeyen, hep güncel kalan bir konu. O da banka. Şimdi hayatımızda artık banka ile ilişkisi olmayan kalmadı diye düşünüyorum ben. Az önce de katılmadan evvel şöyle bir düşündüm. Yani emekli, yaşlı insanlar da bankayı kullanıyor. İşçi de, çiftçi de, herkes bankayı kullanıyor. Artık ödemeler bankalar üzerinden falan. Yani anca işte böyle parasını toprağa gömüp dağda, bayırda yaşayan insanlar bankayla iş olmaz ama o insanların da sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bir şekilde bankayla bir işi var. Yani hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. En az internet kadar, en az internet güvenliği kadar banka ve bankada yapılan işlemlerde bizim hayatımızda o kadar yeri var. Eskiden tabii böyle değildi. Hani böyle bir girişki olsun diye de biraz eski anılardan bahsetmek isterim. Mesela 30-40 yıl öncesine burada muhtemelen katılanların çoğu bu dönemleri bilmezler bankaları. Şimdi her bankanın bir şubesi vardı o zamanlar. İşte ama İstanbul'da atıyorum bir bankanın şubesi 10 diyelim 15 tane. İşte diğer Anadolu şehirlerinde de birer tane anca ya var ya yok. Bir bankadan gidip paranızı çekmek istediğinizde öbür bankaya işte faks çekilir, belki telex mesajı çekilir falan. Öbür banka onay verir. Sonra paranızı buradan çekersiniz falan ama bu dediğim işlemler bazen bir gün boyunca bile sürebilir durumdaydı. Hesaplar böyle ellerinizde taşıdığınız defterlere yazılırdı falan. Yani o zamanlar o muhasebesel işlemleri nasıl yaparlardı ben akıl sır ermiyor tabii. Yani buradan diyelim Trabzon'daki hesabınızdan paranızı çekiyorsunuz. Sonra onlar bir hesapta birleşiyor, sizi takip ediyorlar. Sonra yıl sonunda çekilişler vardı hatırlarım böyle altın hediye derlerdi, para çekilişleri falan filan vardı. Enteresan bankacılığı böyle yeni yeni tanıdığımız herkese de pek işinin olmadığı günlerdi. Şimdi ise özellikle tabii bu galiba 90'lı yıllardan sonra böyle inanılmaz teknolojilerle bankacılık çok çok ilerledi ülkemizde de dünyada da. Şimdi bankalara baktığınız zaman hepsinin kendi internet ağları var. İnanılmaz kompleks yapılar, binlerce bilgisayarlar, sunucular ve her bankanda neredeyse kendi teknik ekipleri var, yazılım geliştiriyor. O da yetmiyor. Fintech kuruluşlarından ve diğer üçüncü parti firmalardan da teknik destek alıyorlar, çözümler alıyorlar falan. İnanılmaz bir dünya, kocaman bir dünya ve öyle gözüküyor ki hayatımızda bizlerle beraber olmaktan da hiçbir zaman çıkmayacak bir yapı bu bankacılık. Belki şekil değiştirebilir ama devamlı bizimle olacağı benzer. İşte bugün bu geldiğimiz noktada yeni bankacılık ne demek, yeni bankacılıkta nasıl çözümler var onları konuşacağız. Benim ilk bölümdeki önemli bir konum var. İHS İstanbul Holding Sanayi eski ismiyle İHS Teknoloji'nin Genel Müdürü Kadir Yüceer Bey. Kadir Bey buyurun. Merhaba Murat Hoş. Bey. Nasılsınız? Her şey Hoş yolunda bulduk. umarım. İyiyim, sağ Süper. olun. Siz nasılsınız? Allah'a şükür hepimiz uğraşıyoruz bu pandemiyle işte boğuşuyoruz inşallah. Hepimiz aşı olunca bu sorunları hallederiz. Ben bugün üçüncü aşımı da oldum. BioNTech'i oldum. İki Sinovac'tan sonra. İnşallah Hayırlı mücadeleyi olsun. biz kazanacağız diyelim. Böyle devam edeceğiz. İnşallah, inşallah. Şimdi sevgili Kadir Bey, yani ben şimdi bir şeyler girişkenler yaptım. Sahiden bu teknoloji, bankacılıkta falan gelişmeleri takip etmek, anlamak zor yani. İçinde olmadan zor. Sizler tabii çok iyi biliyorsunuzdur ama biz dışarıdan özellikle benim gibi biraz daha yaşı ileri olanlar sahiden şok oluyorum yani Estağfurullah. o saniyeler mertebesinde Amerika'daki paranızı çekiyorsunuz falan ne bileyim yani hani o kadar karmaşık her şey o kadar kontrollü otomatik falan yapılıyor ki her günde yeni bir şeyler çıkıyor. Şimdi bunları biraz gireceğiz ama önce bir tanıyalım sizi. Kadir Yücel kim? Kısa bir bilgi. Sonra İHS'yi biz hosting firması olarak bilirdik. Şimdi İHS teknoloji var. İngiltere'de yapılanlarınız var. Sonra bankacılık konularında bir etkinlik yapıyoruz falan. Biraz netleştirmek adına biraz bahseder misiniz bunlardan? Tabii seve seve. Öncelikle BT Haber ailesiyle ve sizinle tekrar bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dijital etkinliklerimiz her zaman çok keyifli geçiyor. O Teşekkür. yüzden bu minvalde size tekrar bir teşekkür ederek başlayayım. Sağ olun. Murat Bey, ben aslında bilgisayar mühendisiyim.
ve 9 yıldır İHS'de çalışıyorum. Benim kariyerim bir entegrasyon mühendisi olarak başladı. İş Bankası'nın fraud izleme projesiyle başladı ve biz 2014 yılında canlıya çıktık o projeyi. Yani ben sahada çok çalışan, teknik geçmişi olan ve sonradan satış tarafında da tecrübe edindikten sonra en son artık genel müdürlük noktasında hizmet vermeye devam ettiğim, çok da sevdiğim, ailem gibi hissettiğim bir kurumda çalışıyorum. O açıdan çok şanslıyım. Onu bir söylemem lazım. En iyi satışı da teknik elemanlar yapar değil mi? Ben öyle hep eskiden öyle bilirdim. Galiba o da doğru biraz. Aslında doğru bir açıdan yaklaşıyorsunuz. Ben bunu şöyle hayata geçirmeye çalışıyorum. Bir sinerji işi, başarı işi bana sorarsanız. Yani teknik ekip, proje yönetimi ekibi, satış ekibi, hatta bizim çok özel toplantılarımız ve politikalarımız vardır kurum içerisinde. Organizasyon şemasında ayrı gibi görünen ekipleri ben sıkça bir araya getiririm. Çünkü iyi bir iş birlikteliği, iyi bir ekip çalışması ve sinerji olmadan başarıya ulaşmak çok mümkün değil. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla Ben herkesin çorbada bir tuzu olması lazım. şu açıdan söyledim. Doğru. Yani satıcılara da saygımız büyük tabii. Hepsi çok önemli işler bir şey. O anlamda değil ama müşteri teknik elemanlarla ilişkisi varken daha bir güven ilişkisi oluşuyor. Sonra o teknik kişi satışla ilgili bir çaba sarf ettiği zaman işi daha kolay. Yani o anlamda söylüyorum. Satıcıya göre teknik elemanın bir şeyi çalışılan bir firmaya satması göreli daha kolay deyip lafı hemen tekrardan Tabii ki kaldığınız yere bağlayayım ben. Çok dağılmasın. Buyurun. de. Bahsettiğiniz önemli detay aslında İHS teknolojinin de önemli mesajlarından birisi. Bahsettiğiniz gibi İHS Telekom bir hosting firması olarak Türkiye'de zaten çok iyi bilinen bir kurum. Hayatına da devam ediyor. En başarılı hosting firmalarından birisi olarak bireyselde ve kurumsalda bir hayli müşterisi zaten var. Biz İHS Telekom çatısı altında kurumsal entegrasyon projelerine 2010 yılında başladıktan sonra ekipler büyüdü, çözümler arttı, müşteri sayısı arttı ve bir noktadan sonra artık bir departmana sığamaz hale geldik biz. İHS yönetimi de İHS Teknoloji firmasını bu noktada hayata geçirdi. Ve İHS Teknoloji'nin en önemli önermesi, en önemli mesajı da sizin altını çizdiğiniz gibi biz katma değerli bir iş ortağıyız, çözüm ortağıyız. Yani partner demek açıkçası istemiyorum. Çünkü biz bir proje yaptığımız zaman teknik altyapısına çok hakim olduğumuz için ve kendimiz hep buna özen gösterdiğimiz için bizim çalıştığımız kurumlar projenin arkasında olduğumuzu, bir destek ihtiyacı, teknik bir hizmet ihtiyacı olduğunda İHS'nin bunu hakkıyla neredeyse üreticiden hızlı ve üreticiden daha iyi bir şekilde verebilecek teknik olgunluk ve doygunlukta olduğunu bilir ve bizim iş ortaklıklarımız çok uzun yıllar devam eder bu nedenle. O yüzden siz aslında çok doğru bir yerin altını çizdiniz ama takdir edersiniz ki ben hani kimseyi de üzmemek adına biraz şey yaptım, pas yaptım, kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Dolayısıyla özetlemem gerekirse İHS teknoloji, bilgi teknolojileri alanında mobilite, fraud, kimlik ve erişim yönetimi, bilgi güvenliği, IT altyapı hizmetleri, yedekleme, server storage gibi geniş bir yelpazede katma değerli projeler yapan ve iş ortaklıklarında da mutlaka çalıştığı kurumların mutlaka bir kazanımı olmasına dikkat eden, başarı hikayeleri yapmaktan çok keyif alan bir teknoloji şirketidir diyebiliriz. Ve aynı zamanda Ar-Ge faaliyetleri de olan, yerli ve milli yazılımlar, çözümler üreten ve bunu da dünyada global pazarda iyi bir oyuncu olarak farklı ülkelere de hizmet olarak sunmaya çalışan büyüyen bir teknoloji şirketi diyebiliriz İHS Teknoloji için. Farklı ülkeler derken hangi ülkelerde varız İHS Şu olarak? aşamada sıcak olanları söyleyecek olursam, Güney Afrika, İspanya, Fransa gibi ülkelerde şu anda sözleşme aşamasında olduğumuz projelerimiz mevcut. Ama İngiltere merkezli olmak üzere bir global partner ekosistemi kurduk. Biz de artık yavaş yavaş bir üretici firma pozisyonuna doğru adım attığımızdan dolayı mutlaka bir kanalımız olması ve bir kanal yönetimi yapmanız gerekiyor. Şu anda Amerika haricinde bütün coğrafyalarda partnerlerimiz olduğunu söylemekten çok mutlu oluyorum açıkçası. Yakın zamanda Amerika tarafında da bir hareketlenme olacak.
Süper. Biz de gurur duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz demektir. Tüm Sağ ol. piyasadaki dostlara selam, sevgi ve saygılarımı iletirsiniz. Sağ Şimdi ol. ben zaten kavramlarda zorlanıyorum. Eski defter banka cüzdanlarında kalmış biri olaraktan elbette biraz abartarak söylüyorum. Hepimiz dijital bankacılığı çok iyi kullanıyoruz, ediyoruz da. Şimdi siz böyle bu etkinliği set ederken bazı ifadeler kullandınız. Benim çok ilgimi çekti tabii. Dijital müşteri. Ha, dijital bankacılığı anlıyoruz da dijital müşteri nedir? Bir de arkasından birazdan üzerinde uzunca konuşulacak işte uzaktan müşteri edinimi. Hani bu iki tane tema üzerinde de izleyicilerimize bir ön bilgiyi verelim, sonra da panele geçeriz zaten. Tabii ki. Ben de özet olarak bir bilgi vermeye çalışayım. Şimdi dijital müşteri derken kastettiğimiz aslında kurumların, yapıların, firmaların, şirketlerin dijitalleşmesinin yanında insan da aslında dijitalleşiyor baktığınız zaman. Yani biz artık telefonumuzdan, işte iletişimimizin tamamı telefonda. İşte fatura ödememiz, kira ödememiz, İşte alışverişlerimiz artık dijital ortamlardan, telefonlardan yapmaya başladık. Nasıl ki kurumlar bizim bakış açımızdan dijital yapılar haline geldiyse, artık kurumların müşterilerine bakış açısını ele aldığınızda da biz artık dijital müşterileriz. Birçok benim çalıştığım, hizmet aldığım kurum için benim ne yüzüm var, ne bir şeyim var. Bir tek ismim ve belki de bir ID'm vardır veri tabanında ama şimdi eskiden böyle değildi tabii. Eskiden mahallede alışveriş halinde olduğumuz esnafla tanışıklık, birbirimizi bilme. Yani ben kira ödemelerini telefondan yapıyorum. Aynı binada olmasak ev sahibimi hiç görmeyeceğim belki. Beni Evet. tanıyamayacak yani nasıl bir insan olduğumu bilemeyecek. Şimdi bu dijital insana dönme yolculuğu da sizin bahsettiğiniz gibi son özellikle hani 40 yılda diyelim acayip bir ivmeyle bambaşka bir noktaya geldi. Yani insanlık tarihine bakıp bir de son 30-40 yıla baktığınızda çok ciddi bir sıçrama olduğunu görüyoruz. Hatta bir tane şey olsun böyle, son yaşadığım enteresan dijital tecrübeyi size söyleyeyim. Ben artık kedilerimle de dijital iletişim kuruyorum. Bu nasıl oluyor? Bizim iki tane kedimiz var. Onları bir 3 günlüğüne evde bırakmak gerekti. Normalde arkadaşlarımıza tabii anahtar veriyoruz, gelip bakıyorlar ama ben kedilerime saatine göre otomatik mama veren bir mama kabı ve sürekli su veren ve uzun süre dayanan suyunu kendi kendine temizleyen bir su kabı aldım. Bir tane de bebek kamerası aldım. Bunları eve bir güzel kurduk. Yani benim için çok enteresan bir tecrübe oldu. Sürekli işte biz İstanbul'da değiliz. Hani yakın yere gittik gerçi ama işte hareket tespit edildi dediği zaman mobil uygulama açıyorum. İşte oynadıklarını görüyorum. Mama yiyorlar. Ha diyorum, tamam mama yiyorlar. Aklımız onlarda kalmadı. Yani Evet. dijital insanlar artık bu kurumlar içinde dijital müşteriler olarak bütün işlemlerini ve ticari ilişkilerini bu dijital platformlarda devam ettiren bireyler olarak artık hayatımıza devam ediyoruz. Dijital müşteri dediğimiz odur. Ve uzaktan müşteri edinimi de aynı bu şekilde bir şubeye gitmeden, bir lokasyona gitmeden siz nerede olursanız olun, telefonunuza indirdiğiniz bir mobil uygulama ile birlikte bir bankayla ya da bir kurumla ticari ilişkinizi başlatabilmenize olanak sunan bir teknolojiler bütünüdür diye özetleyebilirim. Umarım doğru ifade edebilmişimdir. Gayet güzel oldu. Ben de anladım çok iyi. Ama ben yine de o eski bankacı günlerini de özlemiyor değilim. Böyle kumbaralar vardı falan. Ev şeklinde, kutu şeklinde. Hatta onun içinden böyle tokayla falan para tırtıklamaya çalışırdık falan. Güzel, hoş günlerdi yani. Kumbaradan büyüklerimiz para atar, biz içinden almaya çalışırdık falan. O tatlı günler. Bankaya gittiğiniz zaman banka çalışanlarıyla sohbetler, şunlar bunlar da hayatımızın güzel anıları olarak geride kaldı sanırım. Bir daha da o günlere pek dönüş olmayacak gibi gözüküyor. Kadir Bey, Öyle görünüyor. birazdan bir var. Orada sizi çağıracaklar, anons edecekler panelist olarak. Şimdilik ama sizle sohbetimiz sona erdi. Çok teşekkür ederim. Ben çok aydınlandım. Muhtemeldir ki izleyenler de bayağı bir bilgi aldılar. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Değerli konuklar, benim aslında görevim bu kadardı. Bir girizgah yapmak adına, biraz eskilerden paylaşmak adına Kadir Bey'le de güzel bir sohbetimiz oldu. Şimdi benim de çok faydalanacağımı umdum. Hatta emin oldum. Güzel bir panel var. Bu paneli de sunacak moderatör dostumuz, bilgi teknoloji danışmanı Servet Gözel Bey. Servet Bey, sizi ekrana alalım.
Hoş geldiniz. Sesi alamadım ben ama ses mi kapalı acaba? Şimdi açtım. Merhabalar tekrardan. Evet. Sizi çok görüyoruz. Bizim etkinliklerde bayağı konuşturuyoruz diye hatırlıyorum ben, değil mi? Çok teşekkür Evet. ederiz desteğiniz. Birkaç kere panel şeyi oldu burada. Evet, deneyimimiz oldu. Süper. Peki ben o zaman sizi yalnız bırakacağım. Siz panelistlerinizi davet eder. Panelinizi yaparsınız. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler. Evet, bu giriş sohbetinden sonra biz de bugünkü panel programımıza devam etmek istiyoruz. Aynı konudan devam edeceğiz. Uzaktan müşteri edinimi ve bankacılıkta yeni dönem konusundaki panelistlerimizi ben sırasıyla takdim etmek istiyorum. Onları da panelimize alalım. Öncelikle Ceyda Hanım, Ceyda Yalçın, Türkiye İş Bankası'ndan aramızda. Kendisiyle beraber. Merhabalar. Bir sonraki panelistimiz Ebru Ayla olacak. Ebru Hanım, buyurun sizleri de alalım. Kendisi Ankara'da görüntülü bankacılık ve deneyim yönetimi bilim yöneticisi. Merhabalar Ebru Hanım, herkese. iyisinizdir umarım. Ve son olarak da az önceki sohbette de zaten yer almış olan Kadir Bey'i rica edeceğiz. İHS Teknoloji'de CEO görevini üstlenmiş olan Kadir Yüceer'i panelimize alabiliriz. Tekrar merhaba herkese. Ebru Hanım, Merhaba. Ceyda Hanım, Servet Bey, Merhaba. selamlar. Merhabalar. Evet, tekrardan hoş geldiniz diyelim. Ayrıca tüm katılımcıları, bizi izleyenlere de hoş geldiniz diyelim. Sağ olun katıldığınız için. Bilişim Zirvesi'ne tekrardan böyle bir platformda bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Bugün tabii sohbette de ipuçları verildi. Oldukça güzel yeni bir konuyla karşı bankacılık gündeminde. Murat Bey de bahsetti, Kadir Bey'le de sohbet ederken. Yani bankacılık aslında yeni bir döneme giriyor. Tabii ki eski zamanını da güzel bir şekilde hatırlıyoruz. Halen de bu düzende yaşıyoruz. Fakat bildiğiniz gibi müşteri edinimi ve bankayla sözleşme ilişkisi kurulması için bugüne kadar şubelere gitmek, bankada bizzat bulunmak, bizden istenen evrakları sunmamız gerekiyordu. Bu da bazı demografik grupların diyelim müşteri olabilmelerini, bankada hesap açılabilmelerini zorlaştıran bir süreç. Bankalar açısından da bakarsak, operasyonel verimlilik anlamında biradvakit kaybı, o arada gidiş geliş süreleri, herkes için olmayan bir durum vardı. Tabii buradaki regülasyonlar ya da işte iş yapma kültürü bu zamanla değiştiği için artık bu regülasyonlarda da bu hareketlenmeyi görmeye başladık. Belki de pandemi de buna bir etkin olmuş olabilir. Hızlandı bir olmuş olabilir ama ben daha da önemli gördüğüm konu bunların içerisinde işte okuryazarlıktan ve finansal okuryazarlıktan bahsediyoruz sürekli ama hep konuşulan bu yoldaki handikaplardan birisi belki de buydu. Yani bizzat şubeye gitmek, bizzat belki ulaşamadığımız bir yerdeyiz, belki zor zamanımız yok, kısıtlı. O yüzden de şimdi bütün grupların, demografik grupların erişimi için de önemli bir fırsat olacağı görüşündeyim öncelikle. Yakın zamana kadar bu belki çok mümkün değildi. Muhakkak bizim o belgeleri ibraz etmemiz, bulunmamız gerekiyordu. Artık 1 Mayıs itibariyle bankalarda bir düzenleme görüyoruz. Bu açıdan da güncel kimlik tespiti ve yeni güvenlik doğrulama yöntemleri kullanılıyor. Sadece bankalarda değil, yanlış bilmiyorsam bankacılık dışında da artık öne açılmış bir konu haline geldi. Yani tüm finansal hizmetlerden müşteri bu şekilde uzaktan şubeye gitmeden, o binaya, ofise gitmeden faydalanabilmesi yönünde. Konumuz bu. Çok değerli katılımcılar, panelistlerimiz bizimle birlikte. Ben sırasıyla yine takdim ettiğim sırada kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Onlar çalıştıkları alanları en iyi kendileri anlatırlar. Bu sırada Ceyda Hanım, sizi dinleyebiliriz, tanıtabilirsiniz kendinizi. Tekrar merhaba. Ben müşteri deneyimi birimi müdürüyüm İş Bankası'nda. İş hayatımın başlangıcından beri İş Bankası'nda çalışıyorum. Yöneticilik kariyerimde daha çok dijital kanal yönetimi ve bankanın dijital dönüşüm projelerini yönetme şeklinde görev aldım. Son olarak 2 yıla yakın bir süredir de dijital bankacılıkta müşteri deneyimi biriminin yöneticisi olarak görev yapıyorum. Bu panele çağırdığınız için de teşekkür ederim. Sona doğru belki benle ilgili bir şey ama Ceyda'nın sesini kaybettim. Yine de kendisini tanıtması sesi geldi. O kısma kadar sorun yok. Ebru Hanım'dan rica ediyorsa. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Gerçekten bu sohbet niteliğindeki bilgi paylaşımının herkes için keyifli olmasını diliyorum.
Ben de yaklaşık 20 seneyi aşkındır farklı yabancı bankaların operasyon ve BT bölümlerinde yöneticilik yaptım. İlk iş hayatıma Citibank'ta başladım. Sonrasında ben meraklı bir tipim. Onun için sadece kredi analisti olarak başladım ama kredi beni çok kesmedi. Ben bütün bankacılık ürünlerini öğrenmek istiyorum diye açıkçası mutfakta başladım. Çünkü nasıl işlemlerin yapıldığı vesaire bütün mutfağı görmek istedim. Biraz da çok reçeteye uyan bir şey değilim, aşçı değilim diyelim. Farklı farklı işte nasıl daha iyi yaparım, nasıl şey yaparım hep buna kafa yordum. Bunun için de teknolojiyle çok sıkı fıkı hep ilerledim ve çok önemli projelerde ekiplerimizle beraber, IT ekipleri ve business ekiplerle beraber çok güzel projelere imza attık. Şu anda da Fiba Banka'da en son uzaktan müşteri edinim projesini ekiple beraber çok kısa bir zamanda hayata geçirdikten sonra bu kanalın ilerleyen dönemdeki gelişmesini çok vizyon olarak öngördüğümüz için bu birimin yöneticisi olarak şu anda görüntülü bankacılık süreç ve deneyim birim yöneticisi olarak çalışmalarıma Fibo Banka'da devam ediyorum. Harika. Yani karakterinize de uygun bir görev ve sektördesiniz diye düşünüyorum. Aynen. Bu durum. Sürekli içindesiniz. Zaten bu şekilde de buraya gelmişsiniz. Çok teşekkürler. Kadir Bey, siz gerçi sohbete yer aldınız ama eklemek istediğiniz bir şey varsa takdim anlamında size de söyleyeyim. Çok kısa tekrar geçeyim isterseniz. Belki sonradan katılanlar olmuştur. Ben de 2012 yılında başladığım İHS kariyerime entegrasyon mühendisi olarak başladım. Sahada fazlasıyla bulundum kurumsal entegrasyon projelerinde. Geçtiğimiz senenin Eylül ayına kadar da kurumsal hizmetler direktörü olarak görev yaptım. Bir 5 yıl kadar teknik ekiplerin ve satış ekiplerinin organizasyonu ve yönetiminden sorumluydum. 2020 Eylül ayıyla birlikte de bana layık görülen genel müdürlük görevini elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. Müthiş, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi ben daha fazla uzatmadan aslında sorulara geçmek istiyorum. Yine tabii bankalardan katılan iki değerli konuğumuz var. Biz aslında şunu görmek ya da duymak istiyoruz. Sırasıyla belki yine önce Ceyda Hanım'dan başlayayım. Son 10 yılda bankacılıkta ne oldu? Yani bugün geldiğimiz noktaya nasıl geldik, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yolda önemli gelişmeler ve kırılım noktaları size göre nelerdi? Kısa kısa sizden ve Ebru Hanım'dan da daha sonra aynı sorunun yanıtını alabilirsem çok sevinirim. Tamam. Son 10 yılda, bu arada demin sesimde bir kesinti oldu, şu anda geliyor, sorun yok değil mi? Bir onu check edeyim. Tamam, süper. Son 10 yılda şimdi sektörün geneline baktığımızda aktif kalitesi, karlılık anlamında bazen dalgalanmalar yaşansa da sektör finansal sağlamlığını korudu ve güçlü bir sektör olarak ekonomiye her zaman destek verecek konumda oldu. Bunu sadece finansman desteği anlamında söylemiyorum. Bir de bir son yılın getirdiği bu dijitalleşme trendinde yaptığı yatırımlarla, geliştirdiği teknolojilerle de tüm sektörlere örnek olacak bir konumdaydı bankacılık sektörü. Benim son 10 yılda gördüğüm 3 temel değişimin biri, bir önceki oturumda Murat Bey de ifade etti. Bu sefer müşteriden tetiklenen bir değişim yaşıyoruz. Yani müşterinin alışkanlıkları, beklentileri, cihaz kullanımları, günlük yaşamına giren uygulamalar değişiyor ve müşteri bu günlük hayatındaki değişimi bankacılık hizmetinde, eğlence sektöründe, çok farklı yerlerde aynı deneyimi yaşamak istiyor ve bu bir beklenti olarak karşımıza çıktı. Şöyle bir örnek vereyim size. Bizim 2010 yılında iş cep müşteri sayımız 100 bindi. 2021 yılında bu sayı 9.3 milyon, 90 katın üstünde bir artış yaşandığı, müşterilerin parasal işlemlerinin 3'ünden 2'sini mobil ortamda yaptığı, 10 krediden 8'inin mobil uygulamalardan kullanıldığı, 10 parasal işlemin 9'unun mutlaka yine mobil cihazlardan yapıldığı bir ortama geldik 10 sene öncesinde bu kanalı tutundurmaya çalışırken. Bir de şöyle bir şey oldu. Müşteriler bu fintechlerden, dev teknoloji şirketlerinin sunduğu uygulamalardan
aldığı hizmetin aynısını bankacılık sektöründen de beklemeye başlayınca bu hepimiz için iş süreçlerimizi, teknolojilerimizi gözden geçirmemiz gereken ve bu sefer güçlü bir şekilde dışarıdan tetiklenen bir trend olarak karşımıza çıktı. İkinci olay bu aracısızlaştırma dediğimiz durum bizi etkiledi. Yani artık eğer bir hizmet sağlayıcı veya bir ürün sunan tarafla tüketici arasında değer yaratmayan ve tüketiciye maliyet yaratan bir adım varsa bu adımların hepsi kaybolmaya başladı. Hatta bu oyuncular kaybolmaya başladı. Bunu mesela en çok eğlence sektöründe gördük. Netflix olsun, Spotify olsun bunun böyle en başlıca örnekleri ve biz de bankacılar olarak bu aracısızlaştırma bizi nasıl etkileyecek? Lisans olmayan kuruluşlar bankacılık yaparsa biz ne yapacağız diye düşünmeye başladık. Tam bunu düşünürken birden şöyle bir ortamla karşı karşıya kaldık. Artık bankacılık hizmeti vermek için banka olmak şart değildi. Dev teknoloji şirketleri, fintechler, hatta sektöründeki güçlü oyuncular bu hizmete aday olmaya başladılar. Ve özellikle fintechler belli bir ürüne, belli bir segmente, belli bir alana spesifik çözümlerde teknolojileri en iyi şekilde kullanarak müşterilerine çok farklı fayda önerileri sunmaya başladılar. Dolayısıyla bankalar için rakipler hem güçlendi hem de çeşitlendi. Bu üç trendin sonunda artık bankacılık sektörü olarak yani bütün bu makroekonomik gelişmelerin yanı sıra bizlerin teknolojilerini baştan gözden geçirmesi, çalışma modellerine tekrar bakması, yetkinlikleri tekrar değerlendirmesi söz konusu oldu ve biz bence bu gerçekle artık 2014 yılı itibariyle Türk bankacılık sektörü direkt yüzleşmişti. Biz Silikon Vadisi'nde neler oluyor, inovasyon, girişimcilik dünyasında ne gibi gelişmeler var diye yakından izlemeye başladık. Bu anlamda da bence Türk bankacılık sektörü olarak tüm bankalar burada son derece ilgili, teknolojik ve dijital hareket ettiler ve gerçekten globale göre oldukça iyi bir konumda olduğumuzda ben gerek yerel gerek global paydaşlarımızdan da hep duyuyorum. Bu 2014 yılı sonrası yatırım ve dijital dönüşüm döneminde yine kafamda üçe ayırıyorum. Birincisi hepimiz bir bu yeni teknolojiler nedir? Daha çevik olmak için, daha ölçeklenebilir olmak için hangi yeni teknolojileri kullanmalıyız? Ve hangi altyapılarımızı yenilemeliyiz? Ki bu bankalar için de çok ciddi bir maliyet bu altyapıları yenilemek. Dijital doğan şirketlerle yarışacak şekilde bunları düşünmeye başladık. Bunun yanı sıra bir de hayatımıza yapay zeka diye bir şey girdi. Ve bu iç ve dış veriyi işleyip onlardan değer üretmek için apayrı veri teknoloji altyapıları ve mekanizmalar, tool'lar kullanacak altyapılar oluşturmamız gerekti. O dönemde de yine Türk bankacılık sektörü olarak güçlü yatırımlar yapıp bu yapay zekanın entegrasyonu konusunda hep en iyi use case'leri yaratan bir sektör olduk. Bu altyapıları oluşturduktan sonra şunu düşünmeye başladık. Peki ya iş modeli? Yani biz bu altyapıları kullanarak dev teknoloji şirketleri gibi nasıl organizasyonumuzu dönüştüreceğiz? Bu noktada da aslında süreç otomasyonu, süreç dijitalleşmesi denen kavram ortaya çıktı. Orada da artık eskisi gibi yani şu değerler, şu adımlar tekrar ediyor. Hadi bunu düzeltelim. Ve süreç sayısını, adım sayısını azaltalım deyip müşteri ne istiyor, müşteri ne bekliyor, ona en iyi hizmeti sunacak şekilde bu süreçleri nasıl dijitalleştiririz diye düşünerek bir süreç otomasyonu projesi dönemleri başladı. O dönemler bitti ve her dönem bittiğinde bir level üste gidiyor durumdasınız. O level bitti, bu sefer robotik otomasyon başladı. Bu sefer şunu düşünmeye başladık. Ya biz değer yaratmayan adımları otomatize edelim de elimizdeki insan kaynağını gerçekten insana yarışır bir şekilde, ilişki kuracak şekilde veya stratejik fark yaratacak şekilde nasıl kullanacağız? Bu ortaya çıktı ve bunu nasıl kullanırız diye düşünürken bu sefer hepimiz birden organizasyonel olarak çevikleşmeye başladık. Çünkü dışarıda dünya çok hızlı değişiyordu. İnovasyon girişimciliği kültürümüze entegre etmemiz gerekiyordu ve geç kalmaya, hızlı olmamaya rekabet açısından da el verecek bir ortam yoktu.
Dolayısıyla bu sefer çevik dönüşüm başladı ve en sonunda destekleyici yapıları konuşmaya başladık. Destekleyici yapılar da ne? Çalışanları mobil teknolojilerle donatmamız gerekiyordu. Hem şube olsun hem genel müdürlük olsun. Bu iş birimlerinin kullandığı teknoloji değişiminden şubelerde sözleşme onayı yapılan araçlara kadar yine çok büyük bir yatırım ve bu teknolojileri kullanmak için bir yetkinlik gelişimi söz konusu oldu. Ve sonrasında şu da oldu, uzaktan hizmet verelim dedik. Yani sadece mekanlarla bağımsız kalmayalım. Artık müşterilerimiz çok dijitalleşiyor. Biz hiç şubeye gelmek istemeyen kişilere de şube konforunda hizmet verelim derken uzaktan hizmet merkezlerini oluşturmaya başladık sektör olarak. Bu aslında çok bence hepimiz için hayırlı ve şanslı bir dönemde oldu. Tüketiciler için de çünkü hiç beklemediğimiz pandemi girdi hayatımıza. Ve eğer biz bu dönemde bunları sorgulamamış, bu yapıları kurmamış olsaydık, o kişilerin bu tam kapanma dönemlerinde paralarına ulaşması, borçlarını ödemesi veya bir finansal destek alması çok zor olacaktı. Benim gördüğüm kadarıyla bu dönemi tüm bankalar gerek müşteri memnuniyeti seviyeleri açısından, gerek kesintisiz hizmet açısından oldukça iyi bir düzeyde tamamladı ve hiç kimse de müşterisini mağdur etmedi. Burada da baktığımda geriye dönük olarak gerçekten hani ben sektör olarak performansımıza gurur duyuyorum bir bankacı olarak. Onu da söylemeliyim. Bir de bu bizi artık şu gerçekle de karşı karşıya bıraktı. Klasik bankacılık yapan ayakta kalamayacak. Yani zaten net faiz marjlarının toplam gelirler içindeki payı bu kadar düşerken biz hepimiz pazar paylarımızı arttırmak veya bankacılık sektörüne gelen ve bu sistemden faydalanan kişi sayısını arttırmak için fark yaratmak zorundayız. O zaman biz artık kapalı olamayız. Biz artık açılmalıyız. Bankalar arası işbirlikleri olmalı, kurumlar arası işbirlikleri olmalı, fintechlere açılmalıyız ve bu sefer şöyle bir kültür oluşmaya başladı. Birlikte değer yaratma kültürü, birlikte fark yaratma kültürü oluşmaya başladı. Temel olarak bunlar artık bizi çok daha açık, çok daha işbirliğine dayalı bir kültüre doğru itti. Dijital bankacılık kavramı tamamen dijital kanallardan hizmet vermenin çok çok ötesine geçti. Ve yeni aslında dijital girişimci ruha uygun bir kültür kazandık diye düşünüyorum sektörde. Çok sağ olun Ceyda Hanım. Yani tabii bu işin merkezinde olan bir bankadan da konuşuyorsunuz ve bu geçmişini de yaşamış birisisiniz orada. O yüzden benim sizin söylediklerinizden çıkarımım, yani bir çok fazla itici güç var bizi bu noktaya getiren. Bankacılık çok güçlü bir gemi. Ama bir yandan da direnç noktaları muhakkak var. Örneğin bir teknoloji dışarıda kullanılır halde olabilir ama müşterilerin onu tercih edip etmeyeceği ya da o teknolojinin yaşayacağı daha da önemli. Ben bir dönem atıyorum. Artırılmış gerçeklikle bankacılık hizmetleri verelim gibi de konuşmalar var ama belki de her şeyin doğru bir zamanı var, orayı beklemeliyiz. Son olarak bir de güncel kalmalı dediniz bankalar. Yani bugün yeniliğe kapalı olmak bir bankanın aslında sonunu getirebilecek şeylerden biri, faktörlerden. Yani bu durumda da şunu anlıyorum, reaktif olmak değil, proaktif olmak gerekiyor. Bütün bu teknolojik yenilikleri görüp de müşteri deneyimi açısından özellikle işe yarayacak olanları ve fayda yaratacak olanları hayata geçirmekte öncü olabilmek lazım. Yani bazı zamanlardır çünkü diğerleri yapıyor ya da artık regülasyon bunu söylüyor, ben de yapımdan ziyade sizin o doğru yolu bulmanız çok daha değerli gibi düşünüyorum. Çok sağ olun özetiniz için. Bir yandan sektörün... Rica ederim. Bu söylediklerinize bir küçük ekleme yapacağım. Yani ekosistem kavramı da çok güçlü bir kavram olarak hayatımıza girdi. Yani artık biz bankalar olarak müşterinin dokunduğu her yerde olmak zorundayız. Burada da karşımıza farklı seçenekler çıkıyor. Ya API'lerimizi açıp müşterinin bulunduğu yerde ona finansal hizmetleri sunacağız. Ya kendimiz bir platforma yatırım yapacağız. Ya da hizmet olarak bankacılık şeklinde altyapılarımızı kullandıracağız. Şimdi bence bundan sonraki asıl büyük soru müşteri kimin? Yani müşteri platformun mu, müşteri bankanın mı? Bu müşteri sahipliğini de bir tarafa bırakıp dediğiniz gibi onların deneyimini hep birlikte en iyiye getirmemiz
gereken bir noktaya geldik. Çok da ilginç bir nokta bence. Evet, yani işin her zaman olduğu gibi odağında aslında müşteri var. Diğer yaptığımız şeyler o olmadan pek bir şey ifade etmiyor. Evet. Ben hanıma da dönmek istiyorum. Biraz sürelerimizi geniş kullanıyoruz ama vaktimiz olacak herkes için, merak etmeyin. Aslında katılımcılara da şu noktada hatırlatayım hazır aklımdayken. Sorularınız varsa değerli panelistlerimize lütfen soru bölümünden iletin. Biz ya aralarda ya da en sonda panelin sonundaki kalan sürede bunları yönlendirmeye, yanıtlamaya çalışacağız. Ebru Hanım siz nasıl görüyorsunuz? Ceyda Hanım bir Ceyda Hanım çok güzel özetledi. Esasında yani hani baktığınızda ben de uzun zamandır sektörün içerisinde olarak esasında her noktaya değindi. Hani ben de tekrar üzerinden geçmeyeyim ama çok benim için de hani önemli dediğiniz gibi bu Endüstri 4.0 ile beraber başlayan bu klasik ve manuel iş yapış şekillerini, dijitalleşme ve tüketicinin de bu değişen dünyayla ihtiyaçları da değişti sonuçta. Ona istinaden biz de tabii ki alternatif dağıtım kanallarını dijitalleştirerek onları en hızlı, çünkü tüketicinin motivasyonu o, hızlı bir şekilde servise ve hizmete ulaşmak istiyor. Dolayısıyla biz de sektör olarak esasında o çıtaya doğru kendimizi hep geliştirmeye çalıştık. İşte yapay zekalar, yüz tanımalar, büyük veri, datayla müşteriyi okuyup kişiselleştirmiş bir takım, işte müşteri ihtiyacı olmadan, doğmadan ona erişebiliyor olmak vesaire. Bunlar bence çok ciddi anlamda süreçlerimizde önemli kavramlar olarak oturdu bir şekilde ve halen de bunları her sürece nasıl yerleştirebiliriz, ne yapabiliriz, daha da nasıl dijitalleşebiliriz? Bu çerçevede deneyim çok önemli. Rekabet, çünkü Ceyda Hanım da değindi. Yani faizler düştükçe kâr marjları azaldı tabii ki. Bu noktada rekabet tamamen hizmete doğru kaydı. Yani hizmet olarak en iyi hizmeti veren, en fazla müşteri deneyimine yani çok basit bir takım uygulamalarla müşterinin ihtiyacını karşılayabilecek formata getirebilecek şekilde dijitalleşen gerçekten fark yaratıyor. Çünkü artık müşteri biraz evvel dijital müşteri dedik. Yani müşteriler artık dijital birer kimlik esasında. Yani şu her şey şunun içerisinde. Bizim vizyonumuz da bu. Her şeyi mobilin içerisinde bir şekilde konumlandırıp farklı dağıtım kanallarıyla da bunu destekleyip müşteriye en hızlı, en efektif hizmeti sunmak. Fintechler, yani tekrar tekrar değinmeyeceğim ama fintechlerle bankaların işbirliği gerçekten çok sinerjik ve etkin oldu. Sonuçta evet, ilk başta bankalar bankacılık lisansı olmadan fintechler bankaların yapacağı işi mi yaptı dedi ama bence orada da çok güzel bir sinerji yaratıldı. Ortak değerli ilerlediğimizde herkesin gerçekten katma değer kattığı, müşterinin en sonunda kazandığı güzel çalışmalar oluyor. Burada pandemi bence ve pandemiyle beraber mevzuatın da ciddi anlamda evrilmesiyle ve tüketicinin de başta da söylediğim gibi hemen anında motivasyonu bütün sektörü, sadece bankacılık değil, yani bugün bir yemek yaparken bir şeyi unuttuğunuz noktada bile telefonu açıp getiri aradığınızda anında getirebiliyor. Yani hani her şeyi çok hızlı bir şekilde ulaşmayı bekliyor tüketici. Benim annem daha evvel ATM'den ilk şey yaptığında para çekmede tedirgin oluyordu. Beraber gidelim para çekelim diyordu ki bu o yaşlardaki bütün insanlar için geçerliydi. Şimdi geçenlerde gördüm, yüz tanıma ve şeyle NFC ile şifre alıyor. Yani hani çok ciddi bir teknolojik, yani artık yaş falan da şey oldu. Yani teknolojik okur yazarlık da bu pandemiyle beraber ciddi arttı bence. Yani hani o anlamda Z kuşağı falan diyorduk ama bütün kuşaklar bir şekilde oraya evrilmeye başladı. En sonda yenilik, işte bu panelimizin de konusu olan zaten görüntülü bankacılık dediğimiz, hani video bankacılığıyla uzaktan müşteri edinimi. Müşteri edinimi bence daha en başı. Yani biz farklı süreçleri de hayata geçirmeye başladık görüntülü bankacılıkla beraber. Müşteriye en optimum faydayı sağlayabiliriz. Onlara hizmet ve ürünlerinizi nasıl daha hızlı ve güzel sunarız. Çok kısa dönemde müşteriye ulaşabilmek adına burada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bence bu bankalar için çok ciddi bir şey. Ben esasında farklı bir soruyla şey yapayım. O zaman hepimize sorayım. Beraber bir brainstorming yapalım. Bundan sonraki 10 seneyi nasıl görüyoruz? Bence o çok şey. Biraz Ceyda Hanım esasında şey yaptı. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Ondan sonra gerçekten ben sizlerin görüşünü de merak ediyorum.
Görüntülü bankacılık açıkçası bence gerçekten bu kanal büyüyecek diye düşünüyorum. Çünkü insanların sesle beraber görüntüye de ihtiyacı oluyor. Zaman zaman mimikler vesaire ve insanız netice itibariyle o empatiyi görmek istiyoruz. Ben onun en fazla dönüşeceği kısmını hologram bankacılık olmasını bekliyorum. Fiziki olmasa bile sanal olarak hani görüşebileceğimiz, niş hizmetlerin verilebileceği bir kanal olarak kalacağını düşünüyorum. Ama yarın öbür gün yine Ceyda Hanım'ın bahsettiği gibi ekosistem, açık bankacılık vesaire gibi bu tarz şeylerle bu değer zinciri olarak bu platformlara girerek esasında bankacılık bence tamamen görünmez bir hal. İhtiyacı olan bir değer zinciri, bir sağlık gibi, bir işte ne bileyim turizm gibi böyle bir değer zincirinin bir halkası olarak konumlanacak diye düşünüyorum deyip ben o zaman topu size atayım diyorum. Vallahi işin mutfağında olan kişilerle bu panelde olmak şu açıdan güzel. Gerçekte ne olur diye düşündüğümü hayal edemiyorum yani. Ama sizler içindesiniz ve artık belki de müşteriler daha fazla birbirinin üzerine. Bunların kurgusunu yapıyoruz. Bence ara ara gelecekteki videomuzu değinelim. Bundan sonrası diyor. Keza sizin söylediğinizden ama önemli tanıdığım iki şey. Bir tanesi yeni kuşağı Z jenerasyonu diyoruz ama bunları unutmamak lazım değil mi? Arka planda onlar da artık o teknolojilere adapte oluyor. Siz annenizden örnek verdiniz ve orası da çok önemli bir kitle. İkinci tabii şey söylediniz yani hani buradaki ekosistemin önemine vurgu yaptınız. Bu ekosistemle hep beraber aynı şekilde bu hizmetleri sağlıyor. Bu sadece bir başlangıç dediniz. O yüzden ileride bütün farklı hizmetlerim. Artık o teknoloji ne olur? X, Y, Z adını sonra koyabiliriz ama sürekli böyle şeyler olacak. Ve yeni düzenlerde. Zaten bankacılık da hep öncü konumda olduğu için bu tür konular. Bize yeni şeyleri gösterecek diyorum. Arada gelen bir soru var. Onu hemen halledelim istersen. Sonra Kadir Bey'e döneceğim ama İsmet sormuş. Örnek izi izleme gibi projelerle ilgili ne düşünürsünüz? Yani tabii şimdi bugün görüntüden bahsediyoruz. Daha da belki ilerisi işte tanıma vesaire teknoloji. Biraz soruyu açmak gerekirse parmak izi size göre daha ileri bir konu mu? Da geride ne oldu siz ne düşünürsünüz? Ebru Hanım, Ceyda Hanım. Ben şey söyleyeyim. Bence pardon. Buyurun. Ya ben kendi fikrim olarak yani parmak izi yani sonuçta tabii kişiyi tamamen özelleştiren bir şey ama biz yani bir taraftan diyoruz ya pandemiyle dijitallik ciddi anlamda ivmelendi. Yani esasında bir adım atacakken belki 10 adım attık bir anda koştuk yani. Fakat hani şu anda mesela ne bileyim hani duymuşsunuzdur biraz yani alışıyoruz ama bazı şeylerde de böyle çekiniyoruz işte çipli kartlar çipler okunuyor mu biliyorsunuz aşıda bile bir sürü şey söylendi. Şimdi parmak izi önce biz bence bunu bir aşalım parmak izi alınan bir takım yerler var ama hani benim kendi şahsi görüşüm biraz daha var gibi yani biraz hani bu KVKK'lar vesaire falan filan bilmiyorum Ceyda Hanım Kadir Bey siz ne düşünüyorsunuz ama olabilir ama insanların birazcık herhalde oradaki tutumu ve alışkanlıkları önemli. Ben bankamatik kanallarını yönetirken parmak izi hatta fingerprint konusuna da yatırım yapmıştık ama yani bir kere sürekliliği ve sürdürülebilirliği çok kolay bir teknoloji değil. Özellikle bankamatikler üzerinde ve açık mekanlarda olmadı. Ama şimdi ben son dönemde şunu görüyorum. İnsanlar temas istemiyor hizmetlerde. Yani bu temassız hizmet kavramı başlayınca aslında parmak izi için tehlike oluyor. Orada ben size katılıyorum. Görüntülü görüşme ve fiziksel bir temas olmadan yapılan hizmetler vaka sayılarını ve işin gidişatını ve bu virüsün mutasyonlarını falan izleyince hani bence sosyal mesafe ve temassız hizmet sanki önümüzdeki döneme damga vuracak gibi geliyor bana. O zaman hemen Kadir Bey'e döneyim ben de. Hem bu soruyla beraber size de ayrı bir sorum olacak ama ne düşünüyorsunuz? Yani parmak izi bitti mi? Şöyle kısa bir yorum yapayım ben de o zaman. Ben de aslında katılıyorum. Şimdi bu temassızlık konusu pandemiye özel bir konu değil. Pandemi tamamen hayatımızdan çıksa bile ve
hayat bayramı olsa bile diyeyim. Dört gözle bekliyoruz ne zaman tamamen ortadan kalkacak şu an çok belli değil gibi ama temassız işlem yapma aslında uzaktan işlem yapabilme yeteneğiyle birlikte tercih edilen bir işlem ve iletişim modeli baktığınız zaman. Parmak izinin bir de tabii şöyle bir dezavantajı da var baktığınızda. Birazdan detaylarına gireriz. Uzaktan müşteri edinimi, uzaktan kimlik tespiti yaptığımızda direkt müşterilerin sahip olduğu donanımla yani müşterinin kendi telefonuyla işlem yapıyoruz. Şimdi müşterinin kendi telefonunda parmak izi yok mu? Var. Ama o parmak izini doğrulayan otorite bankanın kendisi değil de o cihazın kendisi ya da dış bir firma olduğundan dolayı zaten yanlışım yoksa Türkiye'de bankacılık regülasyonlarında müsaade edilmeyen bir yöntem. Yani telefonun kendi parmak izi teknolojisi o parmak izini doğrulayan taraf banka olmadığı için zaten güvenliği bulunmayan ve kabul görmeyen bir teknoloji. Geleceğini zayıf görüyorum ben de parmak izi konusunun. Tamamdır. Peki biz bu tür farklı teknolojilere de değiniyor olacağız. Konular çıkıyor sürekli. Kadir Bey ama ben şunu sormak istiyorum. Yani az önce Hüzün Hanım, Ceyda Hanım paylaştı. Geçmiş 10 yıl neler değişti? Bugünkü geldiğimiz noktada uzaktan müşteri edinme. Siz tabii ki altyapı anlamında ya da hizmet kuruluşu anlamında duruyorsunuz bu noktada. Siz neler yaptınız? Bu anlamdaki çalışmalarınız neler? Yani hizmet sektörü bu tarz faaliyetleri nasıl destekleyebilir? Öyle sorayım size. Tabii son yıllardaki dijitalleşme sürecinde biz tabii sadece bankaların değil birçok kurumun bu yolculukta katma değerli iş ortağıyız. Bundan bahsetmiştim. Ama bizim özellikle bankalarla son 10 yılda yoğun çalıştığımız konu risk, sahtecilik, dolandırıcılık. Bu açıdan ben biraz değerlendirebilirim. Çünkü şeylerden zaten bahsettik. Son yıllarda dijital kullanım sayılarının artışı, özellikle son 3-4 yılda internet bankacılığı kullanıcı sayısının sabit kalması ya da düşmesine karşın mobil kullanıcı sayısının katlanarak artması gibi süreçlere şahit oluyoruz hep beraber. Her şeyimiz telefonda Ebru Hanım'ın dediği gibi. Biz işin risk tarafında bu dijitalleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan riskleri adreslemek üzere aslında hizmetler veriyoruz. Çünkü eskiden hani bu Murat Bey de bahsetti ya bir deftere basılıyordu hesabınızın durumu ya da yaptığınız işlemler. Şimdi o dönemde müşterilerle iletişim kurabildiğiniz yüzey çok darken dijitalleşmeyle birlikte fazlasıyla büyüdü. Fazlasıyla büyüdüğü zaman sahtecilik ve dolandırıcılık girişiminde bulunan saldırganların diyelim aksiyon alabilecekleri, deneme yapabilecekleri yüzeyler de büyüdü. Bugün baktığınız zaman 2019 yılında dolandırıcılık tespit ve engelleme pazarının 20 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu görüyoruz ve bunun 2027 yılında 106 milyar dolara yani 5 katından fazlasına çıkacağı öngörülüyor. Çünkü dijitalleşme sadece bize dijitalleşme değil, sadece bankalara dijitalleşme değil. Yani bundan masanın diğer tarafındaki kötü niyetli insanlar da faydalanabiliyorlar. Biz bunlar için teknolojiler ve çözümler özellikle sunuyoruz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bugün şimdi bu AAS dediğimiz açılım çok meşhur tabii ki bilgi teknolojilerinde. İşte Platform as a Service, Software as a Service dediğimiz bir hizmet alma seçeneği gelişen bulut teknolojileriyle birlikte sunuluyor bütün kurumlara. Malware as a Service dediğimiz hizmet olarak zararlı yazılım var mesela. Siz Dark Web'e gidip bir tane kit satın alıyorsunuz belli bir miktar para verip ve bu kit size 7/24 destek hizmetiyle birlikte geliyor. Yani siz gece bu 7/24 destek hizmetini arayıp ya ben şöyle bir atak yapıyorum ama çalışmıyor yani dolandıramıyorum bu insanları acaba nerede hata yapıyorum diye hizmet bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla teknoloji trendlerinin çok ciddi faydaları olduğu tartışılmaz tabii ki hem müşteri tarafına hem kurumlar tarafına ama riskleri de risk düzeyini de artırdığı bir gerçek. Biz bu minvalde hem bankaların varlıklarını koruması hem de bankaların müşterilerini koruması adına geçtiğimiz yıllarda yeni teknolojilerle Ceyda Hanım'ın da bahsettiği gibi yapay zeka teknolojileri, otomasyon teknolojileriyle birlikte yazılımlar geliştirmeye devam ediyoruz ve aynı zamanda Ar-Ge ekiplerimiz tarafından geliştirilen yazılımları da
yine dünyada hem bankalara hem de farklı kurumlara hizmet vermek üzere kanallarımızı büyütmeye ve dünyada bu konuda bilinen bir oyuncu olmayın da çalışmalarımıza devam ediyoruz açıkçası. Ebru Hanım'ın sorusuna gelecek olursak da yani çok kısa aslında hani bahsetmiş oldum. Yani sadece işin risk tarafında bile 5 kattan fazla bir yatırım büyümesi öngörülüyorsa bilgi teknoloji tarafını siz düşünün. Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler önümüzdeki yıllarda daha da ivme kazanacağımızı bana sorarsanız gösteriyor. Çünkü zaten son yıllar ciddi bir ivmeyle geçiyor insanlık tarihine baktığınız zaman teknoloji anlamında. Ben en son şuna çok şaşırdım mesela. Netflix artık herhalde kullanmayan çok az insan vardır. Yakın zamanda uygulamaya bir güncelleme geldi ve ana menüde Play Something diye bir seçenek var. Yani aç bir şey diye bir seçenek yaptılar. Yani insanların menüye girip film ya da dizi arama zamanını bile ortadan kaldırmak üzere teknoloji geliştiriliyor artık. Çünkü böyle bir talep var. Ceyda Hanım'ın ve Ebru Hanım'ın altını çizdiği, müşterinin sürdürdüğü, başlattığı, yönettiği bir dijitalleşme sürecinin de içindeyiz biz şu anda. Yani beklentiler çok yüksek. Anında tek tıkla, tek tuşla çok hızlı bir şekilde işlem yapmak istiyor herkes. Şimdi mesela Fast var hayatımızda. Hızlı para transferi. Şimdi bu defterlere böyle çok yüksek sesle yazıcılar, eski yazıcılarla kayıtların atıldığı zamanı düşünün. EFT'yi düşünün. Hani dar bir bakış açısıyla bakacak olursanız insan der ki hani EFT neyinize yetmekte Fast yapıyorsunuz diye düşünebilir. Ama tüketim, dijital müşteri, hız beklentisi, zamandan kazanma beklentisi çok başka bir seviyede ve yine bu şekilde yatırımları bankaların bence yoğun bir şekilde devam edecek önümüzdeki yıllarda. Evet, çok teşekkür ederim. Fazla şöyle bir toparlamak istiyorum müsaadenizle. Evlenmenin kullandığı bir terim vardı, görünmez bankacılık. Buradan aklıma şu geldi. İlk teknolojiler hayatımıza girdiğinde örneğin bir elektrik, tabii 100 yıl öncesinden bahsediyoruz ama sonrasında da yakın zamanda internet. Hatırlarsınız mesela internete bağlanırken dial-up kullanırdı, telefon hattından bir numaralar çevrilirdi. Beklerdik, bir kurulum vardı, ondan sonra girmemiz gibi bir zahmetti. Aslında internet çok görünür bir şekilde hayatımıza girdi. Sonradan şimdi hayatımızın her noktasında var ve artık onu tabii bir sorun olmadığı sürece hissetmiyoruz. Ya da elektrik de bu şekilde her yerde bu altyapı sağlanmıştı. İleride bankacılık için de belki de bu bundan bahsetmek mümkün olacak. Yani eğer bir hizmet olarak bakarsak, hani banking as a service de çok kullanılıyor. Ama artık bütün altyapılar her yerde görünür bir hale gelmesi için belki uğraşmak gerekiyor. Yani hissetmediğimiz bankacılık ne kadar ön yüzde bir şey göstermese de ciddi bir teknoloji altyapısı gerektiriyor. Bu teknolojide ne demek? Güvenlik riskleri, sürekli riskleri anlamına geliyor. O yüzden Kadir Bey'in ifade ettiği, ya işte Ceyda Hanım'ın bu kadar bahsettiği yeni teknolojiyi kullanacağız, müşteri deneyimine kalacağız ve görünmez bir şekilde bu hizmetler sunulacak ama güvenliği de, yani paradoksal bir şeyden bahsediyoruz neredeyse. Kadir Bey'in de o yüzden güvenlik ve riskle ilgili konu tekrardan döneceğiz. Yani ne gibi sıkıntılar var ama benim aklıma gelen en yakın örnek birkaç hafta önce Amerika'da sanırım yanlış hatırlamıyorsam Batı yakasından Bulut yakasına elektrik dağıtımını yapan şirkette bir saldırı oldu. O gün şöyle bir çıkarım yaptı bazı gazeteler. O zaman dediler teknolojinin her zaman olması ya da alternatifinin de teknoloji değil belki de manuel süreçler olması bazı yerlerde gerekiyor. Çünkü o yapıya bir şey olduğu zaman ve tabii ki bankacılıkta bunu söylemek değil yani süreçlerin manuel alternatiflerini üretmek, ortaya koymak ama teknoloji varsa risk var, güvenlik riski ve onlara da önlemlerini alarak her zaman ilerlemek gerekiyor demiştik. Şimdi ben ikinci turda biraz daha müşteri edinimi konusu olduğu için bugün ona odaklanarak sormak istiyorum. Ceyda Hanım, yani uzaktan müşteri edinimi ilk ne zaman gündemimize geldi? Bu regülasyonla beraber hani nasıl bir konuşmalar oldu regülatörle, diğer bankalarla, sektörde ve siz bu alanda nasıl çalışmalar yaparak bunu hayata geçirdiniz diye sorsam. Uzaktan müşteri edinimi aslında benim için çok eskiden gündeme geldi. O 2010 yılında dijital bankacılıkta yeni yönetici olduğum bir dönemdi. Ve o zamanki yöneticilerimiz çok vizyonermiş. Çünkü müşteri kazanımı ağırlıkla şubelerdeydi o zaman. Ve biz bu
web sitemizden müşteri olmak istiyorum hizmetini sunduğumuzda yine çok çok küçük rakamlara uğrayıp hani bu proje acaba ne kadar önemli diye kendi içimizde daha çocuksu bir şekilde sorguluyormuşuz şimdi olanlar. Dolayısıyla biz dijital kanallardaki kullanıcı sayısı artmaya başladığı an 2011 yılında bu uzaktan müşteri edinimi projemizi tamamladık. Tabii o zaman ilgi bu kadar fazla değildi, regülasyonlar bu kadar gelişmiş değildi. Mutlaka ya bir şube teması gerekiyordu, ya bir ıslak imza gerekiyordu, ya bir kurye gerekiyordu. Ama o günden bugüne, hatta o takımlarda halen aynı kişiler bu işe emek vermektedir. Uzaktan müşteri edinimi bizim en önemli projelerimizden biri oldu. İlk çeviye geçen ekiplerden de biridir önemi nedeniyle ve sürekli müşteri odaklı bir şekilde nasıl iyileştirebiliriz, nasıl değer katabiliriz diye düşünürken son 2-3 senedir gerçekten otoritenin de büyük desteğini görüp otoriteyle birebir ilişki kurabildiğimiz ve birlikte çözümler bulabildiğimiz ve her çıkacak geliştirmeyle ilgili de eğitimler, seanslarla hepimizin şeffafça bilgilendirildiği bir dönem yaşadık bence. Bu kapsamda biz ilk önce 2020 yılında görüntülü görüşme hizmetini devreye aldık. İşte dijital sözleşmeleri dijital olarak onaylattık. Sonra Kadir Beyler'le de çalışmaya başladık ve 2011 yılının başında bu mevzuata da hazırlık anlamında NFC ve yüz tanıma teknolojilerini aslında 1 Mayıs'tan önce entegre edip onları denemeye başladık. O dönem içinde ben Kadir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizim dijital yolculuk takım liderimiz Tuğba Hanım'la çok başarılı çalışmalar yürüttüler. Gerçekten hani bir bütün halinde amacımıza uygun olarak birlikte koştuk. Sonra bu çevik çalışmak da bize bayağı hızlı esneklik kazandırdı o dönemde. Ben onu da izledim. Çünkü regülasyonlar çıkacaktı ve aslında hepimizin onları yorumlamak ve doğru uygulamak adına birçok kez bir araya geldiğimiz bankalar olarak da, bankalar birliğinde de hizmet sağlayıcı ve altyapı sağlayıcılarla da bir dönem geçti ve hepimiz kendi anladığımız gibi bu süreçlere hazırlık yaptık ve 1 Mayıs'ta dünya birden değişti artık. Yani hesap açma süreci, müşteri kaydı yaratma süreci tamamen dijitalleşmişti. Müşterilerimiz iş cep uygulamasından 7-8 dakika içinde ve bence eskisine göre daha da güvenlik unsurlarını barındıran bir şekilde kolayca müşterimiz olmaya başladı ve müşterimiz olup hemen mobil uygulamamızın iş cepten de bütün bankacılık hizmetlerine erişmeye başladı. Ama şöyle bir şey oldu benim gözlemlediğim. Aslında yüz tanımı NFC tüketici için çok yeni teknolojiler ve tüketicilerin bu teknolojileri adapte olduğu bir dönemi yaşıyoruz ve birazcık da bunu öngörmüştük de dolayısıyla biz bu işi ilk çıkardığımız günden beri özel bir ekip oluşturduk. Aslında özel iki ekip oluşturduk. Birincisi destek ekibi, ikincisi de özel bir ihtisas şubesi. Bu arada şeyi de söyleyeyim, ilk başta tabii hepimiz reklamlar yaptık. Günde 1000-1500'e varan başvuru sayıları alıyorduk. Şu gün itibariyle toplam 55 bin başvuruyu bu kanaldan aldık ki bu geçmiş rakamların oldukça üzerinde. Ama bu süreçler kolaylaştıkça ve tüketici bu teknolojilere alıştıkça bu rakamların ben çok çok büyüyeceğini düşünüyorum. Şimdi bu kişilerin bir de süreci tamamlayamaması söz konusu oldu başvuranlardan. O zaman biz başvuramayanları tespit edip onlara direkt geri dönüş sağladık. Ve eğer donanımsal bir sıkıntıları yoksa bu teknolojiye adaptasyonlar için onlara destek verdiğimiz bir süreç oldu. Hani geriye döndüğümüzde iyi ki bunu yapmışız diyoruz. Çünkü 12 bine aşkın kişiye bu yolla yardımcı olabildik. Diğer taraftan bir de müşterimiz olup müşterimiz olduğunu bilmeyen ve şifresini yenileyerek girebilecek kişiler de vardı. Bence görüntülü görüşme NFC o anlamda da çok ciddi bir potansiyel taşıyor. Onu da gördük ve projelerimizi bu anlamda da çeşitlendirdik. İkincisi hani her ne kadar tamamen dijital olsa da ben müşterilerin gördüğüm kadarıyla araştırmalardan da %40 ila 50'si halen bir sorun yaşadığında
veya karşılanmak ve ilişki kurmak amacıyla bir fiziksel temasa ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla biz bu yoldan gelen kişiler için özel ama dijital bir ihtisas şubesi oluşturduk. Bu şubenin varoluş amacı müşterilere şubedeki ilişki ve hizmet konforunu yaşatarak ama temassız hizmet vermek. Bunu ilk defa bu süreçle birlikte uyguladık. Müşterilerimizi karşıladılar. Sonra sürekli iletişim içinde kaldılar. Bu ikisi önemli kazanımlar, önemli öğrendiğimiz şeylerdi. Ve bu uzaktan müşteri edinmiş şunu sağladı bize. Artık biz müşterilerimizle mekan bağımsız ilişki kurabiliyoruz. Yani fiziksel olarak kesinlikle bir bankacının ve müşterinin karşı karşıya olması şart değil. Tabii ki pandemi de bunu biraz zorunlu kıldı ve bundan sonra da bence bu trend devam edecek ve bu iş halen çok ciddi potansiyeller barındırıyor. Bir de ben şunu gördüm. Bu süreç bize bankacılar olarak kağıtsız ve aslında müşteri deneyimini bozan da operasyonlardan kurtulduğumuz yeni bir deneyim yarattı. Bunun ben çevreye falan da çok olumlu etkileri olacağını düşünüyorum uzun vadede. Hani dolaylı olsa da karbon emisyonunu bile etkiler diye düşünüyorum bu yeni yapı. Bir de bize iş gücü esnekliği kazandı. Yani bu uzaktan hizmet verebilmek aslında Türkiye İş Bankası olarak bir ülke geneline yayılmış çalışan mozaimizi en verimli şekilde kullanabilmek anlamına da geldi. Yine otoritenin son derece desteklediği bir finansal kapsayıcılık kavramı girdi. Yani hepimiz bankacılık sistemine girmek isteyen herkese en kolay şekilde hizmet vermek istiyoruz ve onlar için fark yaratmak istiyoruz. Benim gördüğüm temel şeyler bunlardı. Deyip bir giriş yapayım, sonra yine gerekirse konuşuruz detaylı. Teşekkürler Zeyda Hanım. Yani çok gerçekten hummalı bir çalışma gerektiriyor. Ve son dönemde de bunu yapmış olduğunuzu anlıyoruz, görüyoruz. Dünyanın da gittiği nokta bir yandan bu. Avrupa'da çok benzer düzenlemeler, kurallar hayata girdiği için işte BSD2 olsun ya da işte bu API bankacılığı, açık bankacılık kavramları, bunları gerçekten fiiliyatta yaşayabilmek için, burada kurgulayabilmek için önemli bir dönem diye düşünüyorum. Ben yine katılımcıları, biz dinleyenlere, izleyenlere hatırlatayım. Sorularınız varsa değerli katılımcılara yönlendirebilirsiniz. Hatta ismen de hangi kişiye yönlendirmek istiyorsanız onu da belirtebilirsiniz sorunuzda. Bir soru geldikçe yönlendiriyor olacağız diyeyim. Sözü Ebru Hanım'a vereyim. Ebru Hanım, sizlerin tarafında ne gibi çalışmalar oldu bununla ilgili? Nasıl değerlendirebilirsiniz? Bizim tarafta da açıkçası biz de çok evvel video bankacılıkla ilgili vizyonumuzla doğru orantılı olduğundan dolayı her şeyi mobile taşıyalım noktasında ve müşterilerin şubeye gitmeden de her şekilde sesli ya da görüntülü ya da dijital olarak erişebilmesi noktasında yurt dışında ve yurt içindeki firmalarla video bankacılık üzerine görüşmelerimiz olmuştu daha evvel ama o zaman hani mevzuat da çok hazır değildi. Hep diyoruz ya pandemi bu mevzuattaki konuları aslında çok ciddi hızlandırdı. Açıkçası Haziran ayında o göz kırpmayla beraber yani sene sonu gibi geçeceğiz göz kırpmasıyla beraber bu görev verildiğinde biz bir ekip kurduk bankada. Bu ekip tamamen önce işte bu tebliğin gerektirdiği teknolojik altyapıları hangi firmalarda olduğunu test etmek için önce bir firmalarla görüştük. İHS ile beraber çalışma kararı alındı. Bu karar alındığında herhalde Kadir Bey Ekim 2020 falandı değil mi? Eylül 2020 falan civarındaydı. Çünkü biz Ağustos evet, gibi. Evet. Yani ben hani şunu çok söylemek istiyorum. Çünkü güzel şeyleri bence altını çizmek lazım. Biz yaklaşık 2,5 ay gibi bir sürede, bilmiyorum sektörde hani gerçekten çok hızlı bir geçiş yapan, yani sıfır, yani end to end bütün süreci çok niş bir ekip kurduk. Biz de fokus bir şekilde bütün çevik yönetim metodolojilerini, ben o dönemde squad lideri olarak yer alıyordum. Şu an, o zaman görüntülü bankacılık diye bir kanal kurulmadığı için öyle bir birim kurulmamıştı. Squad'ın lideri olarak IT ekibimiz, işte
bütün ilgili IT ekibindeki arkadaşlarla İHA'nın gerçekten hani bu konudaki çok çok desteğinizi aldık. Gerçekten işlerini çok bilen bir firma ve altyapı vesaire o noktada. Biz gece gündüz çalışarak 2,5 ayda 27 Aralık'ta yani Ekim'de başladığımız projeyi sıfırdan 27 Aralık'ta hayata geçirdik. Gerçekten bence çok keyifli ve çok şey bir çalışmaydı. Yorulduk ama sonucunu güzel aldık. Sonra ne oldu? Tabii bu tebliğ işte MASAK vesaire falan ötelenince Mayıs'a dedik ki yani diğer bankalar esasında bu kuryeli akışla falan görüntülü bankacılığı yapıyordu. Biz de dedik deneyimleyelim. Kuryeyi zaten biz çok evvelden beri müşteri edinimi için kullandığımız bir müşteri ediniminde yaygınlaşma ve tabana yayma için kullandığımız bir enstrümandı zaten kurye destek hizmeti kapsamında ama biz şu anda da sürecimize gene kurye koyuyoruz. Ceyda Hanım'ın söylediği gibi NFC yüz tanıma işte telefondan telefona bile değişiyor. Yani hani insanların çipli kartla okutmasını bir tarafa hani o komboya alışmasını bir tarafa bırakın. Bir de tabii ki telefonların kendi içindeki operatörün işte onun kendi özellikleriyle ilgili de bir takım sıkıntılar olabiliyor. Biz de gene kendi ekibimizde birinci günden itibaren bir destek ekip kurduk. Müşterileri arayarak süreçlerimizde nerede kaldı müşteri, neden kaldı, kuryeye gittiğinde kurye tarafında bir sıkıntı varsa onları da çözümleyerek açıkçası mümkün mertebe ama tabii anında müşteri olmaya yönelik hareket edecek şekilde, kuryeyi minimize edecek şekilde ama kuryeyi de alternatif olarak koruyoruz müşteri deneyimi anlamında. Çünkü müşteriler halen NFC yüz tanıma ya da eski kimlik kartı olanlarda ya problem çıkan ya da eski kimlik kartı olanlarda kuryeyle devam ediyoruz biz. Bayağı hani rasyolarımızı yükselttik. Bu bir şey zaman alacak. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Bu zamanı hızlandırmak bizlerin de yakın takibiyle olacak bir şey. Yani biz projeyi yaptık tamam güzel çalışıyor diye hiçbir zaman zaten bırakmıyoruz. Hep arkasından devamlı süreci irdeleyerek Kadir Beylerle de zaten ekiple devamlı irtibat halinde olarak işte nasıl müşteriyi bu NFC yüz tanıma ve kimlik okutmayla yani ana konumuz bu çünkü yani baktığınızda sonradan agent'a bağlandığında orada bir şekilde orayı hallettiğiniz zaman orada bir problem çok yaşanmıyor. Ama burayı çözmek için her gün zaten iyileştirmelerle ilgili ne yapabiliriz üzerinde çalışıyoruz. Müşterilerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz de yaklaşık 8-9 dakika içerisinde hem müşteri edinimi yapıyoruz arkasından ürün satışlarına bile işte farklı vesaire. Onlara doğru bir takım geliştirmelerimiz var. Üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda işte bu teknolojiyi kullanarak tamamen dijital süreçler de yaptık. Yani arkasında görüntülü bankacılık olmayan süreçler de dizayn ettik. Yani bu teknolojilerin farklı süreçlere kazanımlarını da esasında bir tarafta çalışıyoruz. Sadece görüntülü bankacılık olarak almıyoruz. Esasında her biri ayrı bir değer ve bir katma değer ve farklı bir süreci iyileştiren bir olgu. Dolayısıyla İAS ile beraber iyileştirmelerimize devam edip oradaki görüntülü bankacılıkla müşteri edinmeye giden rasyoyu arttırmak için gün be gün çalışıyoruz. Çok heyecanlı, çok keyifli, güzel şeyler olacak daha da ilerleyen zamanlarda. Teşekkürler Ebru Hanım. Ben aslında bir soru geldi. Takibi niteliğinde olduğu için hem Ceyda Hanım hem de Ebru Hanım'a sorulmuş. O yüzden böyle okuyayım. Uzaktan müşteri edinme tümüyle dijital ortamdan başlıyor. Bizim tasdiklenmesi ve yönetişimi özellikle yani bir strateji izliyor musunuz ya da planlıyor musunuz demiş Mert Çakar. Mert Bey'e teşekkür ediyoruz sorusu için. Net olmadıysa tekrar ifade edebilirim. Evet, evet bir kesinti oluyor sesinizde. Bu kanaldan gelen müşteriler için yanlış anlamadıysam soruyu bunların tasdiklenmesi ve yönetişimiyle ilgili özel bir strateji izliyor musunuz ya da planlıyor musunuz diye soruyorlar. Zaten otorite bir şekilde bu izlemeyi zorunlu kılıyor. Mevzuatta var bu. Ayrı bir risk grubu olarak izleniyor, takip ediliyor. Bizim tarafta yani Ebru Hanım'ın da dediği gibi çok vizyoner ve gelecekteki bir sürü alanımıza etkileyecek bir işi olduğu için bu. Bu müşterilere hizmet veren yapıları da doğal olarak farklılaştırıyoruz. Ve onların etkin bir şekilde konumlanması için çalışıyoruz diyeyim ben. Ebru Hanım size vereyim söz sonra.
Peki, yani bizde tabii ki yani Ceyda Hanım da dediği gibi zaten bunu otorite istiyor her şeyden evvel. Bir de yani yeni bir teknoloji, sonuçta yeni bir teknolojiyle uzaktan gerçekten daha evvel ıslak imzayla alınan işte temas edebildiğiniz noktada müşteri edindiğiniz bir süreci tamamen dijital ve görüntülü ve bir takım teknolojilerle harmanlayarak vermeye çalışıyorsunuz. Tabii ki farklı risk, farklı alarm mekanizmaları kurduk biz. Yani atıyorum hani size de geliyordur muhtemelen işte çipi çıkan bazı müşteriler var. Hani o durumlarda hani farklı bir takım alarmlar, farklı birimlerin devreye alınması gibi böyle hani bir takım şeyler yaşıyoruz. Ha bunlar ilk oluyor belki. Sonra bunları deneyimledikçe daha onlar için yani devamlı değiştiriyoruz esasında, iyileştiriyoruz. O zaman diyoruz ki tamam, bu alarmı vermiştik, artık bunu bu şekilde çözüyoruz. Bunu da artık hani şey yapmayalım, ilerleyelim vesaire gibi farklı farklı stratejiler benimsiyoruz. Ama yakın takipte hem suistimali önleme birimimiz hem uyum birimimiz yakın takip ediyor şu anda. Teşekkür ederiz. Konu bir şekilde tekrardan o konuya geldi aslında, riskle ilgili. Şimdi Kadir Bey'e ben tekrardan dönüp şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi bu şekilde edinilen müşterilerde, bu hizmet kanallarında risk seviyesinin arttığından bahsetmiştiniz daha doğrusu ilk turda. Şimdi uzaktan edinimle ilgili genel olarak ne gibi riskler var? Bunlarla ilgili alınabilecek önlemler nelerdir? Bunlarla ilgili işte güvenlik dedik. Belki süreklilikten bahsedeceğiz, suistimal, dolandırıcılık, birçok kural ve regülasyon da var. Ne gibi riskler görüyorsunuz ve bununla ilgili önlemler nelerdir? Riskin artmasıyla ilgili bir netleştirmeden sonra yanıta geçeyim. Riskin artışı tabii iletişim ve ticari ilişki kanallarının çeşitliliğinin ve yüzeyinin artmasıyla paralel bir şekilde artıyor. Yani bugün bir banka riskini şöyle minimuma indirebilir. Ben sadece şubelerden hizmet veriyorum derse bir banka, onun riski bayağı düşer. Ama mantıklı mı? Tabii ki de değil baktığınız zaman. Dolayısıyla zaten var olan bir mobil kanalda yeni bir hizmet modeliyle birlikte yine iletişim ve ticari ilişki yüzeyinin artmasıyla birlikte aslında gündemimize yeni yeni girmeye başlayan farklı riskleri konuşmaya başladık. Burada aslında riskler şubeden teorik olarak çok farklı değil. Yani ben sahte bir kimlikle ya da başkasının kimliğiyle işlem yapmayı deneyebilirim kötü niyetli bir kişi olarak. Ama tabii şubede yaptığınız kontrollerle dijital bir kanalda yaptığınız kontrolleri kıyasladığınızda tabii ki de burada teknolojiye güvenebiliyor olmanız lazım. Yani teknolojinin size sunmuş olduğu verileri, çıktıları, sonuçları hem müşterinizin çıkarlarını, bankanın çıkarlarını gözetecek şekilde uygulayabiliyor olmanız lazım. Ama bir yandan da Ceyda Hanım için ya da Ebru Hanım için zor olan konu şu, şey zor bir terazi. Kullanılabilir bir hizmet sunmakla güvenli bir hizmet sunmak zor bir terazidir her zaman. Yani çok kullanılabilir bir hizmet sunarsanız güvenliği zayıf kalabilir ama çok güvenli bir hizmet sunduğunuzda da müşteriniz ben bununla uğraşmayayım artık deyip farklı yollara, farklı kanallara başvurabilir. Dolayısıyla burada güncel teknolojilerden mutlaka faydalanılması gerekiyor. Burada biz örneğin sunduğumuz çözümlerde kimliğin sahte olmadığını tespit etmek üzere uluslararası sivil havacılık standartlarını takip ediyoruz. 9303 numaralı standartlarını takip ediyoruz ve bu dijital kimliklerin, çipli kimliklerin çipiyle oynanmadığından ve o kimliklerin gerçekten ilgili otorite tarafından verildiğinden emin oluyoruz. Bu tür teknolojiler kullanıyoruz. Bunun bir sebebi bizim zaten çok uzun yıllardır sahtecilik ve sahteciliği engelleme alanında çalışıyor olmamız. Çünkü biz yeni bir teknoloji sunduğumuz noktada ilk bizim aklımıza geliyor zaten. Şimdi biz bunu yaptık ama sahte kimlik olursa ne olacak? Dolandırıcılık nasıl olabilir? Bu riskleri nasıl bertaraf edebiliriz? Bunlar bizde biraz otomatik çalışıyor İHS teknolojide. Kimliğin sahte olmadığından emin olduk. Peki şu anda iletişim kurduğumuz kişi gerçekten kimliğin sahibi olan kişi mi? Bu da farklı bir problem. Bunu da açıkçası biyometrik doğrulamayla birlikte çözüyoruz. Bir yüz doğrulama ve aynı zamanda canlılık tespiti teknolojisiyle birlikte sizin gerçekten o kimliğin sahibi kişi olduğunuzu ve aynı zamanda gerçekten şu anda sizinle konuştuğumuzdan emin olacak şekilde bunu yapıyoruz. Bunun da tabii dünyada belli standartları var.
yüz doğrulama tarafında NIST raporlarında 10 milyonda birden az hata oranıyla çalışan bir teknolojimiz var. Canlılık tespitinde de ISO'nun 30.107 yanlış hatırlamıyorsam. Sayılarda biraz şaşma olmuş olabilir. Merak edenler benimle iletişime geçebilir sonra. Pasif canlılık tespiti yapıyoruz ve bir maskeyle, bir videoyla, bir fotoğrafla siz bu sistemi anlatamıyorsunuz. Bundan emin olmak üzere biz bu tür sertifikasyonlara ve akreditasyonlara önem veriyoruz. Katılımcılarımız da, izleyenler de, yani onlara öneriyorum. Belki biliyorlardır, belki bilmiyorlardır. YouTube'a girip Obama, Barack Obama deepfake diye bir aratma yapsınlar. Enteresan bir video ile karşılaşacaklar. Burada şunu görüyor olacaksınız. Obama konuşuyor. Gerçekten Obama. Ama öyle şeyler söylüyor ki, hatta bir yerinde galiba küçük bir küfür de vardı. Sonra bir noktasında göreceksiniz ki aslında konuşan kişi Obama değil. Deepfake teknolojisiyle, yani sahte yüz teknolojisiyle birlikte, yani şu an ben bile ben olmayabilirim ama benim, onu garanti ediyorum. Bu videolarda sahtecilik yapma imkanları ortaya çıktı. Şimdi genel olarak bütün teknolojilerde böyle bir trend olur zaten. Yeni bir teknoloji hayatımıza girer. Mesela büyük veri hayatımıza girdi. Trend oldu, moda oldu, çok konuştuk, kullanmaya başladık. Sonra riskler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ve gerçekleşmeye başladı. Güvenlik katmanları da sonradan yavaş yavaş oturmaya başladı. Ben sektörde de biraz böyle yürüdüğünü görüyorum. Yani bir şekilde uzaktan müşteri edinimi yapalım da nasıl oluyorsa olsun, arkasına çok bakmayalım gibi bir yaklaşım maalesef birçok kurumda var ama biz daha 2 sene öncesinden, 3 sene öncesinden zaten bu sahtecilik ihtimallerine olanak tanımayacak şekilde teknolojimizi geliştirdik. Ve hem Ceyda Hanımlar'da hem de Ebru Hanımlar'la yönetmeliğe uyumlu olmakla kalmayıp belki de yönetmeliğin beklemediği ekstra güvenlik katmanları ve önlemleriyle birlikte biz bu projeleri hayata aldık. Dolayısıyla o konuda hem öncü olmak açısından mutluyum hem de başarılı projeleri devreye aldığımız için de gerçekten bu platformdan hem çalışma arkadaşlarıma hem de İş Bankası'ndaki ve FİBA Banka'daki iş birimlerine, teknik birimlerine ve yazılımcı arkadaşlara tekrar buradan bir teşekkür edeyim. Gerçekten kolay projeler değil. Şimdi konuşurken böyle 2 dakikada, 3 dakikada anlatıyoruz da hani canlıya çıktık, hallettik falan diye. Gerçekten yoğun emek harcanan projeler bunlar. Katma değerli projeler. O açıdan bu projelerin sektördeki birçok projeden farklı yönleri olduğuna eminim. Aslında şundan da bahsetmek istiyorum ben. Şimdi işin riskinden bahsediyoruz ve şimdi biz bu risklere neden bu kadar takılıyoruz mesela İHS olarak? Müşteriyi korumak gerekir, bankayı korumak gerekir. Bu teknolojilerin yaygınlaşabilmesi için, daha çok kişi tarafından kullanılabilmesi için bu önemlidir. Yani yeni bir kanal açıyorsunuz, yeni bir hizmet veriyorsunuz. Burada müşteriler mağdur olsalar çok hızlı bir şekilde bu kanaldan uzaklaşma görebilirsiniz. Bu riskleri bertaraf etmek bu açıdan önemli. Ama bu kullanımın yaygınlaşması için daha pek çok parametre var. Ceyda Hanım da Ebru Hanım da buna biraz değindi aslında. İşte teknolojilerin yeni olması, müşteri tarafının, son kullanıcı tarafının bu tür teknolojilerle daha yeni yeni tanışıyor olması. Hani 5 yıldır herkes NFC ile ödeme yapıyor olsaydı belki daha kolay bir adaptasyon süreci olabilirdi ama belki uzaktan müşteri edinimiyle birlikte ilk defa duyuyor bazı müşteriler. Kimliğimi okutayım, işte yüz tanımadan geçeyim ve benzeri konuları. Şimdi biz bu dijitalleşme sürecinin, dijital müşteri sürecinin gerçekten daha başındayız. İşi hani dünyadan alıp galaksiye doğru sizi şöyle bir yolculuğa çıkarayım. Şimdi bankalarla bir süreç başladı 1 Mayıs itibariyle BDDK'nın bir yönetmeliğiyle birlikte. Şu anda BDDK'nın yine factoring, finansman kuruluşları ya da tasarruf finansman kuruluşları için bir tebliği var. Yine uzaktan müşteri edinimi ve uzaktan kimlik tespitiyle ilgili. Aynı zamanda 26 Haziran'da BTK bir yönetmelik yayınladı. Burada da elektronik haberleşme sektöründe işte abone olma, sim kartı değişikliği, işte elektronik e-posta adresi almak istediğiniz zaman, müşteri olmak istediğiniz zaman dijital ortamlarda ticari ilişkiyi kurma, müşteri olma adına yönetmelikler çok hızlı bir şekilde devreye giriyor.
Servet Bey, siz kısaca bahsetmiştiniz. Dünyada bununla ilgili çok fazla çalışma var. Avrupa Birliği Konseyi'nin, işte İngiltere'nin, Kanada'nın, Amerika'nın, yani birçok ülkenin dijital kimlikler, dijital ve uzaktan kimlik doğrulama üzerine fazlasıyla çalışma var. Şimdi bu iş mutlaka yaygınlaşacak ve gerçekten de teknolojinin daha da gelişmesiyle birlikte daha da kolaylaşacak, daha da hızlanacak. Bu çok net. Şu anda dünyada 3,5 milyar civarı dijital belge var. Belgeden kastım şu şey olabilir, çipli kimlik kartı olabilir bizimkisi gibi, çipli pasaport olabilir ya da ehliyet olabilir. Yani resmi kimlik belgeleri dünyada 3,5 milyar civarı. 2026-2027 gibi bunun sayısı 10 milyar olacak. Bu ne? Çünkü kullanım alanı gelecek burada. Yani siz bir donanım bağımlılığıyla, lokasyon bağımlılığıyla hizmetinizi bir yere kadar götürebilirsiniz. Ama dijital ve uzaktan bir işlem yaptığınızda dünyanın neresinde olursa olsun müşteriniz, hem müşteri edinimi yapabilirsiniz. Şimdi bütün dünyaya açtık bu hizmeti. Hizmetin kapsamını da biraz açmaya başlayalım. Müşteri olmakla bitmiyor konu. Şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Kredi başvurusu yaparken kimliğinizi doğrulayabilirsiniz. Çok riskli işlemler olduğu zaman müşterinizi doğrulamak istediğinizde manuel, çok zaman alacak bir süreç yerine yine bu teknolojiyle gerçekten o işlemi Kadir Yüceel'in yaptığından emin olabilirsiniz. Dolayısıyla bir noktada konu artık hayal gücünüze kalmaya başlıyor. Bu öyle bir teknoloji ki siz bunun etrafındaki senaryoları limitsiz bir şekilde genişletebilirsiniz. Şimdi bankacılık konuşuyoruz. Elektronik haberleşmeyi söyledim. Yani konu herhangi bir sektöre doğru gidiyor. Ama kişiyi doğrularsınız, ama yaşını doğrularsınız. Çok farklı senaryolarda bu teknolojileri kullanabilirsiniz. Ve ilerleyen zamanlarda bizim öngörümüz şu şekilde. Dijital kimlik hizmet sağlayıcılar olacak. Biz de açıkçası burada kuvvetli bir adayız. Yani bizim şu anda mobil uygulamamız, yani bize ait bir uzaktan kimlik tespiti mobil uygulaması hazır. Farklı ülkelerde ya da Türkiye'de regülasyonları ya da akreditasyon problemleri tanımlamaları çıktıktan sonra biz bu noktada bir hizmet sağlayıcı olarak devreye gireceğiz açıkçası. Çünkü bankalar gerçekten çok büyük teknoloji firmaları bana sorarsanız. Artık hani klasik bir bakış açısıyla yaklaşmak hata olur. Hem BT altyapıları, yani veri merkezlerini falan düşünün, hem de BT ekipleri gerçekten başlı başına bir teknoloji firması. Ve bu tür teknolojileri entegre etmek, hayata geçirmek, gerektiği zaman düzeltmek, büyütmek, güncelleştirmek, güncel tutmak, yeni teknolojileri eklemeye devam etmek bankalar için oldukça kolay. Fakat herhangi bir sektör diye konuşmaya başladığımız zaman birçok kurumun bu tür teknolojileri alıp entegre edecek gücü yok zaten. Hatta birçoğunun mobil uygulaması da yok zaten. Dolayısıyla bu noktada merkezi olarak hizmet almak hem bu kurumlar için katma değerli olacaktır, hem de bir noktadan sonra her bir kurumun ayrı ayrı tek tek bu teknolojiyi kendince entegre etmesi yerine merkezi bir sistemi tüketmeye başlaması kaynak kullanım açısından da daha efektif ve verimli olacaktır. İş buraya doğru gidiyor. Biz de Ar-Ge yol haritamızı, araştırma ve geliştirme yol haritamızı biraz bu minvalde tasarladık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz açıkçası. Gelecekte çok ciddi yaygınlaşacak. Yani bakmayın şu anki problemlere. Mesela son şunu da söyleyeyim. Biraz uzattım. Şey, konu çok benim de konum olunca böyle laf lafa açıyor. Mesela telefon üreticilerinden de bu konuda ciddi hamleler gelecek. Ben onu görüyorum. Yani siz bir telefon üreticisi olarak ya da bir tablet üreticisi olarak kuvvetli bir NFC donanımınız yoksa, eğer sizin cihazınızı kullanan insanlar bir bankaya müşteri olurken, bir telefon GSM hattı alırken, GSM hattını taşırken, elektriği açtırırken, suyu kapatırken, yani aklınıza ne geliyorsa bu işlemleri yaparken, ya bu telefonda bu işler iyi olmuyor diyorsa, sizin artık bundan bir 4-5 sene sonra o telefonu çok satmanız mümkün değil. Dolayısıyla donanımsal olarak da o konuda ben gelişmeler bekliyorum. Onlar da artık yavaş yavaş ışık hızına doğru. Hani bahsettik ya, kullanıcıların talebi hep çok hızlı çalışması yönünde oluyor. Dolayısıyla
bu bahsettiğimiz NFC'nin, yüz tanımanın, canlı tespitinin artık çok çok hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ben görüyorum önümüzdeki yıllarda. Çok teşekkürler Kadir Bey. Yani bir yandan güvenlik ve riskler diye başladık ama aslında gelecekteki vizyonu da biraz çizmiş olduk. Nereye doğru gidiyoruz şeklinde bu hani aslında utility diye tabir edilen hizmetlerden birisi olma yolunda gidiyor. Bu iyi bir şey belki de. Ya yani bankacılık için o görünmezliğin sağlanması. Ama burada Türkiye'de özellikle tetikleyici konumunda. Bankacılıkta başlayan uygulamalar diğer sektörlere yayılıyor ya da bulaşıyor diyeyim. Doğru tabir olmaz belki ama umarım bu bulaşıcılık devam eder. Pandemiden ziyade bunun yayıldığını görürüz. Çünkü diğer sektörlerde de hep insanların, kişilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalara dönüşüyor olacak bunlar. Fakat tabii şimdi sonuna da doğru geliyoruz panelin ama ben şöyle bir soruyla bitireyim kalan süremizi böyle değerlendirelim. Şimdi klasik bir konu vardı. Aslında ne zaman dijitalleşme konuşulsa hemen amiyane tabirle hemen işte işler azalacak mı? İş gücünde azalma yaşanacak mı? İşsizlik mi artacak? Bu konuda her şey dijitalleşiyor. İşte bankadan bahsediyorsak yarın bir gün şubelerimiz olmayacak mı? Burada çalışan kişilere ne olacak gibi. Biliyorsunuz biraz da polemiğe dayalı tartışmalara dönüşüyor. Ben tabii o düzende sormayayım ama belki de insan kaynaklarıyla konuşmak lazım bu konuları. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani burada bir kaynak azalması olur mu ya da nereye yönelir? Biz bu yani şubelerde özellikle o birebir fiziksel teması sağladığımız çalışanlardan ziyade artık gelecekte ne gibi iş gücü profillerine ihtiyaç duyacağız diye düşünürsünüz? Bu uzaktan edinim ve uzaktan hizmetlerin artmasıyla. Ben ortaya atayım soruyu, eğer almak isteyen varsa sözü alabilir. Ben birazcık girizgahı yapayım o zaman bu sefer. Bence artık insanlar yani hani rutin olan işleri bir şekilde artık dijitalleşmeyle beraber işte robotlara, yapay zekalar vesaire falan hani bu tarz teknolojileri vereceğiz. İnsanları esasında daha geliştirecek, daha katma değerli işlere doğru esasında bu dijitallik kaydıracak öyle diyeyim. Dolayısıyla yani iş yapış şekilleri nasıl değişiyorsa insanların da iş yapış şekilleri değişiyor olacak. Bugün dediğiniz gibi şubedeki bir kişi belki de işte görüntülü bankacılıkta ya da farklı bir noktada yeri gelip yer alabilecek daha farklı bir şeye geçecek yani formata geçecek öyle diyeyim. Bunun dışında açıkçası yani bilmiyorum yani ben katma değerli şeylere doğru insanları yönlendirmenin daha da onları geliştireceğini düşünüyorum. Rutin şeyler yapmaktan hep sıkılırız zaten hani baktığınızda onlar için de bence gelişim açısından iyi olacak. Hani kısaca öyle deyip bir girizgah yapabilirim. Aklıma mesela direkt müşteri hizmetleri örneği geldi. Çünkü oradaki azalma aslında müşteri hizmetlerine doğru yönlendirilebilir. Aynen. Çünkü biliyorsunuz mesela chatbot gibi uygulamalar var. Bazen gerçekten robot oluyor konuştuğumuz uygulama. Yapay zeka uygulaması ama bazen de robotsunuz ama aslında bir kişi var arkada bu tarz hizmetlerde. Mesela aklıma gelen şey o teknolojiler ve onun arka planındaki müşteri hizmetleri şeyine bir yoğunlaşma gerekeceği. Çünkü teknoloji kullanımı aynı zamanda problemleri de yanında getirir. Uzaktan olmak daha da o problemleri arttırır. Desteğe ihtiyaç var. Müşterilerin sürekli aslında doğrudan hizmeti sunmak için değil ama sıkıntı ya da aksaklık yaşandığı durumda taleplerini yerine getirmek için. Başka bir görüşü olan varsa tabii ki ben açık bırakayım soruyu. Ceyda Hanım, eğer konuşuyorsanız sesiniz geldi. Ben dijital dönüşüm projemiz kapsamında bu konuyu bankacılık açısından bayağı detaylı incelemiştim. Hani bankacılık sektörü insan kaynağı anlamında böyle %20, %30'un üzerinde global düzeyde de rakam buydu. Etkilenmeyecek. Yani mesela bir şube müdürü veya şubeyle ilişki kuran kişinin çözüm bulma yetkinlikleri, o ilişki kurma becerisi ve oradaki stratejik çözümleri her zaman için değer yaratmaya devam edecek. Bu anlamda yalnız bence değişen şu olacak. Bu mekan bağımsız ve zaman bağımsız mekanizmaların kurulması aslında ben uzaktan hizmet modellerini geliştirmesini ve görüntülü görüşmenin ve NFC ve güvenli işlemle yapılacak doğrulamaların çok önemli olacağını inanıyorum. Bir de şu olacak bence dediniz ya siz
bankalar artık teknoloji şirketleri diye. Şimdi bizim hayatımıza yeni yeni roller girecek. Mesela kullanıcı deneyimi uzmanı, yapay zeka uzmanı, daha çok teknoloji bilen kişi. Bir bunlar olacak, bir de kalan ve hani çok teknik becerileri kazanmak mümkün değil. Yani bilgisayar mühendisisinizdir veya değilsinizdir ama iş birimlerinde ürün, hizmet üretimiyle uğraşan herkese bence ileride 3 tane fonksiyon birleşecek. Deneyimci, ürüncü, süreççi, satışçı. Sanki böyle herkesin deneyimci olacağı ve teknolojiyle çok iyi desteklenmiş sadece banka değil, hani fark yaratan kuruluşlar olacağını öngörüyorum bu anlamda. İnsan da değer yaratabildiği ölçüde kıymetli olacak. Ben son şeyi söyleyeyim. Benim yeni nesil bir kızım var. Bana şey dedi geçen gün. Anne ben senin gibi çalışmayacağım. Bildiklerimi robotu öğreteceğim. Robot o işi yaptıkça ben para kazanacağım ama ben dinleneceğim dedi. Yani yeni nesil de olaya böyle bakıyor. Kesinlikle. O da farklı sevdiği şeyleri yapmak istiyor herhalde. Oradan artan zamanı da kullanabilir. Çok akıllıca bir yaklaşım. Ben son olarak o zaman sözü Kadir Bey'e bırakayım. Kadir Bey, bu konuyla ilgili ne dersiniz ya da kapanış için söyleyeceğiniz şeyler var mı? Yani bu konuda sizin bahsettiğiniz şekilde yorumlarla biz çok karşılaşıyoruz. Sebebi de şu, bizim sunduğumuz birçok çözüm ve yazılımda yapay zeka var. Ve yapay zekada tabii ki bu moda konulardan, başlıklardan, terimlerden birisi. İşte bulut, büyük veri, işte robot, RPA bunlar çok sıcak gündemlerle robotlar bizim işimizi alacak konusu da eski, bayağı eski bir konu baktığımız zaman ama aksine bu tür yapay zeka teknolojilerinin, süreçlerinin insan zekasının, insan yeteneklerinin hak ettiği ve layık olduğu işlerde kullanılması üzere bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Çok hayal meyal hatırlıyorum mesela. Ben üniversite döneminde Amerika'ya work and travel için gitmiştim. Bir otelde çalıştım. Benim bir tane arkadaşım Kanada'ya gitti. Bir yengeç ya da ıstakoz ürünleri yapan bir fabrikada çalışıyordu. Bana anlattığı şey şuydu. Ben diyordu bütün gün bir tane düğmeye basıyorum. Yani önüne şey geldikçe, bir tane ıstakoz geldikçe bir düğmeye basıyor. Artık onu paketliyor muydu, kırıyor muydu bilmiyorum. Şimdi bir insanın böyle bir iş yapması insan zekasına zaten hakaret baktığımız zaman. Neden böyle bir iş için insan gücü harcansın? O insanın o gücü, o zekası çok başka bir, çok daha verimli, çok daha faydalı, çok daha ihtiyaç duyulan bir noktada kullanılabilir. Ben yapay zekaya bu açıdan bakıyorum ve çok önemli ve çok gerekli görüyorum açıkçası. Ama tabii çok uç, böyle fanatik seviyesinde de bakmamak lazım. Yani şunu dememek lazım. Yapay zeka gelecek, fraud bitecek. Yani olmaz. Yani insan zekası her alanda mutlaka lazım. Öyle dolandırıcılık senaryoları var ki, yani yapay zeka buna ne yapsın dersiniz? Mutlaka ona bu konuya yıllarını vermiş bir insanın açıp o müşteriyi arayıp bir anlaması, bir dinlemesi, ona bazı sorular sorması lazım. Bunu yapay zeka ile yapmanız mümkün değil. Yani bu biraz ele ayağa da düştü maalesef. Hani 2-3 tane ifelse yazan firmalar bizde yapay zeka var diyorlar. Aslında öyle bir şey değil. Ama netice itibariyle bundan faydalanmak, bundan verim almak lazım. İnsan ihtiyacının, iş gücünün kaybından ziyade insanların şuna adapte olması lazım. Şimdi birçok ülkede şey konuşuluyor. Yazılımcılığın, kodlamanın, programlamanın ilkokul seviyelerinden başlayarak öğretilmesi gibi şeyler konuşuluyor. Bunlar hep bu adaptasyon çabaları baktığınız zaman. Yani teknolojiden uzak kalarak bir iş yapmak kolay olmayacak artık. Hangi sektörde olursanız olun, hangi ekipte olursanız olun, teknolojiden uzaksanız işinizi iyi yapmanız bana sorarsanız çok mümkün değil. Son şunu söyleyip toparlayayım. Belki benimki de biraz dar bir bakış açısı ama mesela benim bazı arkadaşlarım deftere not alır. Ben onlara şunu söylerim. Ya bilgisayarda, telefonda çok güzel uygulamalar var. Notunu alıyorsun, arayabiliyorsun, gönderebiliyorsun, paylaşabiliyorsun. Diyorum ki defterde CTRLF yok. Bir şeyi aratamıyorsun yani. Belki 2 ay önce yazdım. İşte bana mail at diyorum. Telefonun defterin fotoğrafını çekip gönderiyorsun. Yani niye direniyorsun
teknolojiye diyorum. O da diyor ki ben işte kalemi seviyorum, bana daha keyifli geliyor falan. Hani baktığınız zaman ben biraz orada aslında şunun peşindeyim. İnsanlar hani defter kullanmasından ziyade yine işi hızlandırmak, işle ilgili bir ihtiyaç olduğunda onu hızlı sonuca ulaşmak adına söylediğim bir şeydi. İnsanların biraz böyle bir adaptasyon sürecine hazır olması gerekir bana sorarsanız. Yani işimizi kaybedeceğiz endişesinden ziyade yeni çağda başarılı olmak için kariyerimde ben artık nasıl donanımlara sahip olmalıyım? Biraz bunun peşine düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Kadir Bey. Aslında bu kısımla beraber panelimizi noktalayacağız ama çok güzel bir yerde bıraktınız. Kişisel temas aslında ya da yüz yüze görüşme, işte dokunma vesaire gibi biraz da o ihtiyaçları var müşterilerin diye düşünüyorum. Birçok sektörde bunun örnekleri vardır ama bu kısımları kolaylaştırırsak belki de bunu yapmanın alternatif yollarını da arayacağız, bulacağız bir şekilde, bilemiyorum. Hani bu kısım kafamızda soru işareti olarak kalsın, katılımcıları böyle yollayalım ama her şey dijital, her şey uzaktan yine de uygun mu? Biz bu dünyada yaşayabilir miyiz? Ama bunu da zamanla görebileceğiz herhalde nasıl bir pratik olacağını. Ben teşekkür ediyorum. Bugün çok değerli katılımcılardan güzel görüşler aldık. Ceyda Hanım, Ebru Hanım, Kadir Bey, panele katkıda bulunduğunuz için teşekkürler. Oldukça keyifliydi benim açımdan da. Ayrıca Bilişim Zirvesi'ne her zamanki gibi bu güzel etkinliği düzenlediği, size bu platformu sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Bütün katılımcılara da dinledikleri için ve soruları soranlara da aynı zamanda katılımları için teşekkürler. Başka size çok etkinlik. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok keyifli. Teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin.